Manisa Büyükşehir Belediye ekranlarına, basın tribününe hoş geldiniz. Sonuçlarının mutlu etmediği bir haftayı daha geride bıraktık. Akhisarspor her geçen gün Süper Lig'de umudumuzu tüketirken, kurtulma umutlarını tüketirken playofflar artık Turgut Spor için hayal oldu aldığı sonuçla. Ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da aynı şekilde şampiyonluk hedefinden artık uzaklaştı. Playoff içinde sınırda diyebiliriz. Bunların hepsini detaylarıyla tartışacağız. Maçlarla ilgili hem analizleri yapacağız hem de görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Konuklarımızla birlikte de yorumlayacağız. Onlara öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Coşkun Kököz bizlerle beraber. Coşkun hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ufuk Gündar bizlerle beraber. Ufuk abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi haftalar. Ve Gökhan Aytaç bizlerle beraber. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldin. Evet, sonuçları mutlu etmediği bir hafta dedik ki Akhisar Turgutlu ve aynı şekilde Manisa Büyükşehir Belediyespor. Manisa Spor zaten küme düştüğü için o anlamda çok artık içerisiyle ilgili en azından tartışmıyoruz. Maçlarla ilgili tartışmıyoruz ama Manisa Spor'la ilgili de söyleyeceğimiz çok şeyler olacak değil mi? Aynen. Gökhan'dan bu hafta özellikle haberler bekliyoruz Manisa Spor'la ilgili. Çünkü iki haftalık aranın ardından Manisa Spor'u özellikle seninle konuşmak istiyoruz. Akhisar Spor'la başlayalım diyoruz. Yani sorularını merak ediyorum Manisa Spor'la ilgili. Görünen köy kılavuz istemezsen neleri merak ettin, çok merak ettim şimdi. Manisa Spor'a geçmeden önce Akhisar Spor'la başlayalım. Akhisar Spor Antalya Spor'a 2-1 mağlup olunca artık ligde kalma umutlarını da iyice tüketti. Akhisar Spor, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Antalya Spor'u konuk etti. Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Valiahmet Deniz de takip etti. Ligdeki kötü gidişini Antalya Spor karşısında da son veremeyerek 2-1 kaybeden Akhisar Spor bu yenilgiyle ağır bir yara aldı. Antalya Spor'a galibiyeti getiren goller 7 ve 40. dakikalarda Mevlüt Erdinç'ten geldi. Akhisar Spor'un tek golünü ise Barbosa kaydetti. Ligde 24 puanla son sıraya gerileyen Yeşil Siyahlılar Türkiye Kupası'nda finale yükselme müsabakalarının ilkinde 1-0 yendiği Ümraniye Spor'la çarşamba günü saat 20'de İstanbul'da karşılaşacak. Antalya maçının ardından teknik direktör Ercan Kahyaoğlu şu açıklamaları yaptı. Yani istediğimiz şekilde sonuçlanmadı müsabaka. Çok alan bırakarak oynadık rakibe. Burası Süper Lig. Biraz önce de söyledim diğer konuşmada. Bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüşü gerçekleştiremiyorsunuz. Çok enerji harcatmak zorunda kalıyor oyun size. 3 gün sonra kupada bir farklı kimlikle oynadığımız kulvarda maçımız var. Önemli bir maçımız var. Rakip de önemli orada. Artık başımızı kaldıracağız. Önümüzdeki o maça konsantre olmaya çalışacağız. Antalya Spor'u tebrik ederim. Evet, artık çok fazla söylenecek de bir şey bulamıyor. Teknik adamlar, teknik sorumlular da baktığınız zaman Akhisar Spor. Yani gelecek haftalar var önümüzde. Daha 5 haftada mücadele devam edecek ama çok da umut veren bir futbol ve alınan sonuçlara da baktığınız zaman Akhisar Spor'un lige tutunması ligin dibine de demir atmışken iyiden zorlaştı. Coşkun senle başlayalım. Akhisar Spor hem karşılaşmayı yorumlayalım hem de Akhisar Spor'u genel bir değerlendirelim. Kupa maçı da var önümüzde. Kupa maçı Manisa'da oynanacak. Aha. Onu düzeltelim. 24 Nisan'da. Yani kupada başka, ligde başka bir konumda olan Akhisar Spor var. Erzurum yenilgisi sonrası Antalya Spor karşılaşması da son altın vuruşlardan bir tanesiydi Akhisar adına. Yani saha içindeki mücadeleye baktığımızda özellikle ikinci yarı Akhisar Spor'un performansı belki hani pozisyon, rakip kalede yığılma anlamında Akhisar Spor adına bir artı ama sonuca gidemediğin sürece de maçın 90 dakika bittikten sonra da bir puan anlamında katkısı yok. Hani sahada topu bazen diyoruz ya mücadele etmesi lazım bu takımın, işte koşması lazım, bir şeyler yapması lazım. O da yeterli değil sonuca gidilmediği için. İki hafta önce de aynı şeyleri düşünüyordum. Akhisar Spor'un bu saatten sonra kurtulma ihtimali yok bana göre. Bursa Spor karşılaşması var ama Bursa Spor maçı kazanılması halinde bile ben Akhisar Spor'un bu saatten sonra o motivasyonu tekrardan yakabileceğini düşünmüyorum. Belki Türkiye Kupası'nda final görecek bu takım ama acı bir gerçek ki bu ligi düşme hattında tamamlayıp yeni sezonunda
TFF 1. Liginde devam edeceğini düşünüyorum Akhisar Spor'un. Maçla ilgili detaylara baktığımızda çok erken gelen bir Antalya Spor golü vardı. 7. dakikada Mevlüt'ün atmış olduğu gol vardı. Öncesinde bir foul, el gibi bir şeyler tartışıldı ama ben o yorumlara katılmıyorum. Onun dışında Çikaleşi'nin Akhisar Spor adına kaçırdığı çok net bir pozisyon vardı, akıllarda kalan. Rakip Antalya Spor'un da Doğukan'la maçın geneline baktığımızda net diyebileceğimiz pozisyonları vardı. Akhisar Spor ikinci yarı dediğim gibi baskıyı kurdu ama net pozisyon diyebileceğimiz o üretkenliği saha içinde sergileyemedi. Yine saha içindeki değişiklikler yaşandı. Sahaya çıktığı 11'de işte Kadir'in yerine 46. dakikada Barbosa'nın girmesi, Güray'ın sola geçip sağa Barbosa'ya kanatlarda Manu ile birlikte Çikaleşi'ye destek vermek istedi Cem Hoca. Çok maçın hemen başında da Kokoliç'in mecburi değişikliği, Lopez'in stopere çekilip tekrardan sağ beke Vrisavic'in gelmesi bir anda saha içindeki dengeleri de aslında bozmuş oldu. Son hamle olarak da 78. dakikada Aykut yerine Bokinan'ın girmesi Çikaleşi ile birlikte maçı kendi lehine çevirmek için hamleler yaptı Cem Hoca ama bunlar da sadece pozisyon anlamında, atak anlamında Akhisar Spor'a bir şeyler kazandırdı. Sonuç anlamında ne yazık ki 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Antalya Spor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü Antalya Spor da bu lige çok sıkıntılı başladı. Bu sıkıntılar içerisinde geldiği nokta, hatta bizim konuşmalarımızda da Antalya Spor'un bu sezonu çok sıkıntılı geçeceği yönündeydi ki geldiği noktaya baktığımızda da 6. sırada olan bir Antalya Spor'dan bahsediyoruz. Evet, düşer gibi düşüncelerimiz vardı. Neden? Çünkü sezon öncesi işte yönetimin, ne bileyim teknik direktör konusunda sıkıntıların, kadroda bir takım insanların gitmesi gibi takım içindeki o problemin ayyuka çıkacağını düşünmüştük biz ama bazen de bu tür problemler takıma artı olarak yansıyor. Antalya Spor'da bunu iyi değerlendi Bülent Korkmaz'la birlikte. Maç öncesi güzel, iki taraftarın bir araya gelmesi, işte bir arada yemek yemesi, bunlar futbol adına güzel şeylerdi ama Akhisar Spor'a kardeş tokadı çok ağır geldi. Bu maçta unutulmayacak maçlardan bir tanesi olarak tarihe geçecek Akhisar adına diyebilirim. Evet, baktığınız zaman hemen izleyicilerimize onu da hatırlatalım. Daha 5 maç var. Yani 3 puan maç başı hesaplasanız 15 puan toplanabilecek puan var. Akhisar Spor'un bu durumdan kurtulabilme umudu var mı? Matematiksel olarak var ama hani yorumcularımızın da yorumlarından anlaşılacağı üzere Akhisar da o heyecanı ve o motivasyonu göremiyoruz. Oynanacak maçlar da şöyle. Bir kere bu hafta Bursaspor deplasmanına gidecek Akhisar Spor. Ardından evinde ev kuleyeni Malatya Spor'u ağırlayacak. İstanbul'da Fenerbahçe deplasmanı. Ardından içeride İstikbal Mobile Kayseri Spor'u ağırlayacak Akhisar Spor. Ve son haftada Atiker Konya Spor'la deplasmanda mücadele edecek. Bursa maçı kaybedilmesi halinde zaten psikolojik olarak artık tamamen her şey bitecek. Geriye kalan 4 maça çok da bakıp hesap yapmanın bir anlamı yok. Evet. Kazanılmasının da ben çok bir şey katacağını düşünmüyorum Akhisar Spor'un. Bu ligde kalma ihtimali çok düşük yani. O elindeki fırsatı çoktan kaçırdı. Evet. Ufuk abi sen neler söyleyeceksin? Dediğimiz gibi daha toplanacak hani 15 puan var ama sahadaki Akhisar ki benim en çok umut ettiğim bu grup içerisinde kurtulabilecek yani düşme hattındaki takımlardan kurtulabilecek takım olarak baktığım Akhisar Spor 24 puanlı ligin dibine demir attı. Hala dediğimiz gibi 15 puan, matematiksel olarak toplanabilecek bir 15 puan var. Ancak üzerindeki özellikle Bursaspor maçını Coşkun gerçi kazanırsa bir şey ifade etmez dedi ama Bursaspor maçını kazanırsa Fenerbahçe, Bursa ve hatta Sivas'a kadar altına alabilecek çok takım var önünde. Çünkü bu gidişte Erzurum ve Göztepe hani düşecek gene bakılan ekiplerden. Neler söylersin Akhisar Spor'a? Şimdi birbirimizle hiç konuşmadan birkaç soru sorayım. Yani ligin sence en formsuz takımı kim? Süper Lig'e mi? Göztepe. %100. Birinci evet. Sıraya ben de onu yazdım. İkinci sırada kim? Sence en formsuz ikinci takımı? Akhisar. %100 ve ikiye yazdım burada. Üçüncü takımı? Yani Erzurum'la Bursa arasında. En formsuzu. Ligin genel. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Sen nasıl sektirdin bunu bilmiyorum.
Dördüncü en formsuz takımı da bence Bursa. Yani ilk üç konusunda 1-2-3'ümüz evet bence %100 Gökhan da aynı şeyi düşünüyor üçüncülük konusunda ama Fenerbahçe'yi görmediği için başka bir takımı söyledi. Şimdi biz bu takımların hiçbirisini bilmesek, oyunlarını da bilmesek ve ligin 29. haftası bitse dediğin gibi önlerinde de bayağı bir hafta var, 5 hafta var. Yani 24 puanlı Akhisar'la 29 puanlı Bursaspor arasındaki fark hiç öyle büyütülecek, hiç geçilmeyecek, hiç öyle kapanmayacak bir fark gibi gelmez bize matematik olarak. Evet ama Fenerbahçe şurada da bu ligde düşme hattında şurada ayrı bir yere koymak lazım. Şimdi baktığınız zaman... Formsuzluk anlamında sordum formsuzluk sadece. Formsuzluk anlamında öyle ama Fenerbahçe'nin ligden düşmesi demek yani bu Süper Lig'e çok büyük bir darbe olur. Evet. Neden diyeceksiniz? Çünkü baktığınız zaman bugün artık yayın gelirleri var ve bunlar ciddi rakamlar aslında. Kulüplerin en çok beslendiği yerler buralar. Bu yayın bedelleri de Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesiyle büyük zarara uğrar ki şu anda Fenerbahçe'nin bulunduğu konum itibariyle bile bu satışlarda sorun yaşanıyor. Ve ben Fenerbahçe'yi zaten düşme potasına aday düşer gibi görmüyorum zaten. Ben de öyle görmüyorum. Yani. O yüzden, ben sadece formsuzluk anlamında onu da şuraya bağlayacağım. Zaten hani düşmesi de pazar anlamında da Süper Lig'e çok büyük yara verir. O yüzden bu şeyde hani düşme altındaki ekipler içerisinde bir de daha kolay toparlanılabilir, toparlayabilecek cami olarak ve maçlara gelen kitle anlamında da baktığın zaman, destek anlamında da baktığın zaman Fenerbahçe yarış içerisinde bir şekilde sıyrılabilecek ekiplerden bir tanesi. Bu sezonun Bursa, bu sezonun düşenlerini daha hedef alındı yani. Bu sezonun düşenlerini yukarıdaki takımlardan ziyade bence kendi şu an alt sırada kalan bu formsuzlar belirledi. Gerçekten kendi ayaklarına sıkıyorlar yani. Bindikleri sandalyenin ayağını kesiyorlar yani. Göztepe gerçekten hele şu an geldiğimiz noktada fikstürüne şöyle bir baktığımızda geçmiş 2-3 haftasını sırtını kaşıya kaşıya normal şartlarda ideal bir oyunla rahat rahat ligi force etmesi lazım yukarıya doğru. Yapamadı. Ama bu tabii şuradan da bakmak lazım konuya. Sadece Göztepe için değil. Şimdi yönetimsel anlamda ne bekleniyor sorusunu aslında bugün bütün kulüplerin sorması lazım. Yani neden söylüyorum bunu? Bazen bizim aklımızın almadığı hesaplar da olabiliyor bu işlerin içerisinde. Tabii canım futbol dediğimiz şey sadece sahaya çıkıp oynayan oyunculardan oluşmuyor ki. Yani bugün Göztepe özelinde baktığınız zaman sizin forvet oyuncunuzun olmaması yani atanla tutan. Tutanın iyi ama atanın yok. Yani zaten Göztepe'nin en büyük yer aldığı, en büyük darbeyi aldığı yer burası. Atanı olmayınca ki en son Dembaba işte bir şekilde işte yok maçta Beşiktaş maçında gitti Kartal yaptı falan filan hikayeleriyle. Yani bu saçmalıklar aslında bir yerde kendi kendini az önce senin de söylediğin gibi inkar etmiyor. Zararla buralara tabii, geldi. Kendi kendini tabii. İnkar etmiyor. Burada da baktığınız zaman Akhisarspor içinde hep yönetimsel konuşuyoruz ya işte Göztepe içinde yönetimsel olarak orayı dolduramamak bir handikap. Bu tarafta döndüğün zaman Akhisarspor'un yine aynı şekilde bu sezon en büyük yaşadığı sorun forvet sorunuydu Akhisarspor'un ki son dönemde Manu biraz burada etkili olmaya başlayınca bir skor olarak değil belki ama görüntü olarak olarak bir heyecanlandırdı ama yine onlarda da en büyük problem Akhisar'la ikisinin özelinde konuştuğumuz zaman, bölge takımları itibariyle konuştuğumuz zaman forvet olmayışı işi buralara getirdi ki Şikaleşi'yi aldılar Göztepe'den ki hani o da çok gereksiz bir transferdi. Gözden Göztepe'de, bir bokile var kıymete bilir yani. Şikaleşi bir şey yapmazken Akhisar'a geliyor olması gibi bu işler aslında oralardan bitmişti. Yani ikinci yarı başı diyebileceğimiz süreçte bu anlamda baktığınız zaman zaten en zayıf halkalar olmaya başlamışlardı. Ama süreçte yine Bursa'nın, Erzurum'un bu kötü gidişi bir umut aşıladı bize. Hani Akhisar'ın bunların içinden, hani bunlar daha Akhisar'dan da kötüler. Bir adım atabilirse Akhisar gerisi gelir diye düşündüğümüz noktada şu anda o umutları iyice tüketti diyebiliriz. Tabii şimdi şunun için sordum ben formsuz takımlar hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ligin en formsuz iki takımının ortak bir özelliği var. Geçen yılın hiç beklenmedik en formda iki takımı. İki takım, evet. Yani Göztepe kaçıncı bitirdi ligi? 7-8 mi? 6-7. 6 bitirdi geçen belki de. 6 bitirdi. 6 bitirdi hatırladığım kadarıyla. Evet. Ve o çıkışı hep beraber hatırlıyoruz yani. Bu sezon da ilk 6'da başladı. Akhisar Spor hem Süper Kupayı aldı hem Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Evet. Sezon müthiş başladı. Başka çifte bir zafer. Coğrafyada herhangi bir ligde... Hala hani bir yüzyılda bir falan yaşanan şeyde hani kupada da hala devam ediyor. Evet. Hani. Bir olay bu yani. Enteresan. Bence Türkiye'deki futbolun evet ne kadar böyle ne derler? Sırat köprüsü gibi böyle ince bir çizgide gittiğine çok iyi bir örnek yani. Yani bu yıl şimdi mesela ligin beklemediğimiz en formda takımlarından biri kim? Aytemiz Alanyaspor.
Yani hangimiz diyebiliriz ki bu Aytemiz Alanyaspor gelecek yıl bu düşme potasına oynamaz ya da düşmez diyebilir Antalya miyiz? Antalya Spor için düşebilir. Ben Antalya Spor burada konusunda mesela Antalya Spor benim düşmeye aday takımlar arasında en başta ismini zikrettiğim bir takımdır. Akser maçına da gittim. Aslında bu konuda yanılmadığımın da farkına vardım sahada bizzat seyrederek. Ama tabii sonuçta iki tane hoca var, iki tane takım var. Biri yeniyor, biri yeniliyor. Yani birisi iyi diye değil, birisi birisinden daha iyi diye kazanılan maçlar var. Türkiye Süper Ligi'nin özellikle bu sezonunda. Yani Antalya Spor bu maçı inan iyi diye kazanmadı. Daha kötü diye kazanmadı. Yani daha kötüsü var sahada, daha kötü bir Akisar var, daha kötü bir teknik adam var kenarda. Yani benim ligde gördüğüm Antalya'yı hani 29 maçlık periyotta bir 90 dakikada gördüm. Yani bir başlangıç, bir ilk 45 dakika, ondan sonra 46'dan sonra bir Antalya seyredin, evlere şenlik. Yani kimse demez ya, ya bu takım 2-0 yaptı sahada, ilk devre orta sahada işte şunları yaptı, son kanatta bunları yaptı. Erzurum'un toparlanması, çıkışı. Hani herkesin Erzurum kesin gitti dediği noktada, yani dediğin gibi takımlar o kadar aşağıda ve yukarıda birbirine yakın ki ekipler. Haftaları, periyotları boş ver. Yani saha içerisinde, aynı 90 dakika içerisinde takımların yani siyahla beyaz gibi farklılıklarını görüyoruz. Ve hani takımların birbirine denkliği aslında iyilik ve kalite anlamında değil, sıradanlık anlamında takımlar çok birbirine denk yani. Geçen hafta ilk yarıdaki Akisar'ı, Erzurum'daki Akisar'ı düşünün. İkinci yarının 65'inden sonraki Akisar'ı düşünün. Devasa bir fark vardı. Yani kalitesiz bir lig oynanıyor ve düşenleri de bence hani yukarıda olanlar böyle kendi böyle böbürlene biz düşmüyoruz işte buradayızdan ziyade alt sıradaki takımlar belirledi. Şimdi bakıyorsun Antalya Spor'a orta sahasına Hakan Özmert 85 doğumlu. Ribeiro 90 doğumlu. Charles 85 doğumlu. Yani 3 oyuncu 85 doğumlular kaç oluyor kaç yaşında oluyor yaklaşık 34 mu oluyor? 34 yaşında 2 tane oyuncu. Hakan Özmert'i hepimiz biliriz. Yani 6.5'tan 8 diyemeyiz ya. Yani. 6. Öbür iki yabancı da böyle enerjisi yüksek oyuncular değil ama ayağı topu oynamayı becerebilen bir oyuncu. Hakan Özmert de hani önü 2-18 içerisinde gidip gelen bir oyuncu değil ama pas oyununu beceren bir oyuncu. Bu üçlü o kadar güzel bu işi yaptı ki ilk 45 dakikada. Neden yaptı? Çünkü Akisarspor'da da Aykut oynuyor. Yani Aykut da kariyeri boyunca hep 6. 6 yani 6.5 olmadı yani Aykut. Diğer oyuncu Sissoko 6 numara. Yani 8'e ne zaman koysanız olmuyor. İşte 6.5'tan 8 var orada. O da 77 forma numaralı. Serginho. Doğukan Sinik. Kemerspor'da da belki seyretmişsinizdir. Yani Kemerspor'a falan kiralık veriyorlardı. Böyle orta sahaya girdi. Serdar Özkan artık bence kariyerinin artık sonlarında bir oyuncu. İçeriye girdi. Müthiş bir sağ bekleri var. Sağ bekleri yani o takımın en kaliteli oyuncusu Sangare. Zaten gollerin ilkini Sangare'nin asistinden oldu sağ bek. İkinci gol sol bekleri bence çok sıradan bir bek. Sissoko onun asistiyle oldu. Ve ikinci yarı o Sissoko'nun sırtına yediği toplar var ya. Yani bir Süper Lig takımı, bir Süper Lig oyuncusu hani bir yarı, iki yarı, üç yarı abi 7 tane, 8 tane sırtına top yedi yani. O derecede sıradan kaldı. Yani ilk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark yine bence Akisar'ın hani doğru bir anlayışıyla Güre'yi işte ön taraftan sol beke çekmesinden ziyade Antalya Spor'un tamamen biz oyunu koruyalım telaşı. Top sahipliğinden vazgeçip topu Akisar'a verip daha çok kendi yarı alanlarında kalmasıyla ilgiliydi. Bunlar sahadaki teknik konular. Akisar Spor 2-0'dan sonra maçı da kazanabilecek yere getirdi. Yani 3-2'de kazanabilirdi. 2-3 tane de pozisyonu var. Onda da Bofin. Ama esas konu bence hafta içerisinde zaten patladı. Yanılmıyorsam Barcelona maçı hangi akşamdı? Salı mı, çarşamba mı? Salı akşamı. Güray bir şey paylaştı Twitter'dan. İspanya'da. Kadir Keleş ile Güray salı akşamı Barcelona maçındalar. Şimdi abi ne zaman gittiniz? Ne zaman seyrettiniz? Ne zaman döndünüz? Ne zaman idmana çıktınız? Ya da tüm bunların hepsini yaptınız. Pazartesi Erzurum oynadılar. Salı büyük ihtimal izinlilerdi. Evet. Ama böyle bir bu kadar döndüler. Böyle kritik bir dönemde Barcelona'ya git uçakla uç tekrar gel çarşamba günü tekrar idmana çık. Salı muhtemelen dediğin gibi belki izinlilerdi ama ya da böyle bir şey yapıyorsan da hani böyle çok kritik paylaşma. Bir süreçte paylaşma. Bence gitme zaten. Yani bence bir futbolcu grubu orada da paylaşan yanındaki insanlardan kaynaklı. Yani onların paylaşımı değil de onlar birinci dakikada başladı Akisar tribünleri. Maçın sonuna kadar
hani Kadir'le Güray kötü bir şey yapsınlar da biz de bir girelim konuya gibisinden yani. Maçın daha başlamadan önce yani. Ya çok kritik bir süreç ve Güray orada bence kadronun gerçekten amiral isimlerinden biri. Hatta Jose ile işte soyunma odasında bir takım senaryolar yazılan oyuncu o. İnsanlar şöyle de bakmalı bence. Hani birincisi futbolcu bir insan. %100. Yani bu bir makine değil. %100. Yani kurup işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın değil. İki, psikolojik olarak zaten hani o baskıyı üzerinden atmak için insanların rahatlama ihtiyacı var. Çok enteresan bir yere gitmemiş. Gene futbolla ilgili havasını değiştirecek, atmosferini değiştirecek izin gününde bir yere gitmiş. İzin almışlar mıdır? Ya ertesi gün izin almamışlar ama çok da önemli değil. Bazen antrenmandansa, idmandansa bu tarz rahatlık. Yurt dışına çıkıyor önce ya. Şimdi bu tarz bir devlet memuru, şeyler, öğretmen hani Manisa'dan İzmir'e gidecekse milli eğitimden izin almak zorunda. Ben de şuna bakmıyorum abi. Yani şimdi devlet memurluğu kısmını tartışmıyorum da yani burada da şuna bakmıyorum. 8-5. 8-5 burada mısın? Evet buradayım. Ne oldu? Bana ne öğrettin abi? 8-5 burada olsan ne olur, olmasan ne olur? Yani ben de şöyle bakıyorum. Bana 8-5 orada olup olmaman değil. Bana sağ içerisinde ne ürettiğin önemli. Ama bir kulüp disiplini denen bir şey var yani. Ya mutlaka disiplin. Olmaz yani. Hayır. Mutlaka, olmaz. Böyle hani bir mutlaka disiplin olmalı ama. Olmaz yani. Çarşamba günkü itmana geç kalsalar en fikir. Nasıl gelecekler Gökhan? Şimdi bir uçağa binmek için yaklaşık 3-4 saatlik bir periyot lazım. Hani abi, belki bir saatin uçakta gider ama. Bunu başarmış. Akşamüstü yaptı. Akşamüstü yaptı. Tamam, ne zaman bindiler Barcelona maçından sonra uçağa? Abi sabah binseler gelirler şeyden mi? Devreden, KYK'dan. İdmana geliyorsun ama ya. Ya bak şimdi adam Avrupa'ya gidiyor. Şey Barcelona, İspanya'ya gidiyor. Oradan o gelecek. Sabah inecek. Ondan sonra idmana çıkacak. Bence o idmana çıkmasa ondan sonra gelecek. Yani, cumartesi günü maç oynayacak. Profesyonel futbolcu bunlar ya. Ay çarşamba günü. Yani, yüz koşu yapmıştır abi. Tamam vazgeçtim. Çarşamba günü. Herkese tatil abi. Yani çarşamba gününe çıkmasa da çok yani bazı durumlar var ki. Ben doğru bulmuyorum. İşte mesela Avrupa'da. Abi izin gününde evet. Eğlenceye işte gitse normal karşılayacaksın. Evet. Sen gitmiyor mu abi? Ama bu trafik mümkün değil ama ya. Yani ben anlamıyorum yani. Sen psikolojik olarak ama şimdi bu adamın psikolojisi. Zaten adamın psikolojisi bozuk. Yaklaşık adam neredeyse öyle bir şey değil ki yani. Vazgeçtim arkadaşlar. Yani bir keşke tam kadro hissedermiş ya. Vallahi olabilirdi, mantıklıydı. Bence Aksanay'ın bir adım atabilirdi yani. Ben o yanında çok şey bakmıyorum ya. Evet tamam. Yani. Çünkü bir de şöyle düşün. Bazı özel oyuncular var ki. Bunlar birçok takımda da yapılıyor. Evet. Örneğin Selezno. Kaç idmana çıktı Akhisar'da Selezno? Ya ben onu bilmiyorum. Çıkması lazım. Hayır, adamın yani. Çıkması lazım. Aynı. Çıkartamıyorsa ama. Bence Gekas. Sağ içerisinde. Hayır, onu bilmem işte. Kulüp disiplininden bahsediyorum yani. Hayır, o yüzden zaten muhallesin bu disiplin, yani. Bu disiplin olmasını demiyorum ama. Bir de bazı şeylere çok şey bakmamak lazım. Böyle. Hayır, pazartesi Erzurum maçı bitti. Çarşamba 5'te itman var dediler. Tamam. Bunlar geldi mi 5'te? Geldi. Nerede tamam. Disiplinsizlik var? Sıkıntı yok tamam. Bir de hayır, şuna, senin, ben hakikaten anlamadım. Yani takımın, bunlar Erzurum'dan Van'a geçip karayoluyla Manisa'ya gelseler aynı süre zaten. 3 saate bir yakın Barcelona uçuruyor diye. Şimdi ben arkadaşlar şurada ben futbol vereyim. Oynadım hayır, tamam ben, mı? Ben futbol oynadım. Ne zaman oynadılar Erzurum maçını? Şurada es vereyim. Pazar günü kaçta oynadılar? Pazartesi kaçta oynadılar? Onda şimdi buradan Akhisar'dan bir uçak yolculuğu var. Rakımı da çok yüksek bir yere gidiyorsun tamam mı? Gerçekten normal fiziki şartlarını daha farklı zorlayan bir Erzurum'dasın. Günübirlik gidiş gelişlerde bir şey saniye bak şimdi. Akhisar'dan İzmir'e geldin. İzmir'den uçağa bindin. Direkt Erzurum var mı yok mu bilmiyorum. İstanbul'a aktarmalı uçuyorlar muhtemelen. İstanbul'a uçakla geldin. İstanbul'dan oraya geçtin. Hayır. Önce Erzurum'a gidiyorsun. Tam Erzurum dönüşü İstanbul'a inmişler. Oradan Baksana'ya geçmişti. Tamam ondan sonra bir daha binmişler, bir daha gelmişler. Evet. Bir daha İstanbul, İzmir'e gitmişler. Tamam. Yani, sıkıntı yok. Ay nasıl dönecek bence de yani bunu sorun haline getirmesi taraftarın bir şey ifade etmiyor. Hatta şunu söyleyeceğim. Zaten bunu taraftar sorun edinmemeli bence. Kulüp edinmeli yani. Hayır sorun da değil bence. Birçok ülkede ben öyle bakmıyorum. Birçok ülkede şunun da tartışması yapıldı ki birçok ünlü teknik adam da bunların saçma olduğunu söyledi. Yani futbolcuyu kampa alıyorsun. 15 gün, 20 gün. Yani ailesinden. Ya Barcelona'da falan yok. Evlerinden geliyor oyuncular. Ekstra'da geliyorlar. Bırak evlerinden gelmeyi. Tamam. Kamp dönemi eşlerin de katıldığı kamp dönemlerinde ara ara molalar veriliyor. Yani çoluğunun çocuğun. Yani şimdi futbolculuk döneminde yaşadığın kamp dönemini şöyle bir hatırla. 20 gün sürekli aynı şeyleri yapan futbolcular bir futbolcu. Tamam. Eklenmeli ama çocuğunu özlüyorsun. Evet. Abi görmen yasak. Hapishanede misin abi? Onları söylemiyoruz. Ya, işte ama şunu söylemeyiz aslında. Bizde bunlar o kadar. Ben sadece 3 günde yaptıkları kilometreye bakın yani. Bunlar o kadar ön yargılı bakılıyor ki. Bence o kilometreyi yapıp eğer mutlu, huzurlu ve motivasyonları değişmiş bir şekilde geliyor ve sahada da bana ciddi anlamda bir katkı veriyorsa çok anlamsız bir yere gitmemişler. Zaten bir futbol kaliteli bir futbol müsabakasını izledin abi vermediler mi o
motivasyonu şeyi. Ya bilmiyorum hocam. Bence bu kadar Kadir'i çıkardı. Kadir'i çıkardı. Onun sıkıntısı var. Bence o zaman haftaya böyle yani bir organizasyon çok, yapmalı Akser çok, Spor'a. Çok takım anlamında olay. Yani bence tabii bu hangi organizasyonu yapıyordu? Şu dönemde tiyatro, sinema. Evet. Belki saçma gibi. Ya bunlar sinemaya mı gidiyor? Bunlar etkinliklere gitmeli. Bence biraz kafanı... Abi Barcelona'dan bahsediyorum. Sinemadan, tiyatrodan değil ya. Fark etmez. Barcelona'ya gidersin. Erzurum deplasmanı sonrası gidersin. İspanya'ya gidip gelenlerden gider, bahsediyorum gider yani. Gider gelirsin. Ne olacak? Tamam abi. Sıkıntı yok. Ben de giderim. Ben de giderim. Gökhan devam etsin. Gökhan tereddütlü. Gökhan zaten kesin giderdi yani. Ya ben bunu taraftarla olay haline getirmek için bir şey aramanın yani bu öküz altında buzu aramaktan başka bir hikaye olmaz. Barcelona'ya gittiler ondan mı yeniden antalya? Akisar 14 hayır, haftada. Öyle şey demedim zaten ya. Yani şu an 29. hafta oynanmış. Son 14 maçta 2 galibiyet 2 beraberliği var. Evet. Öpsün kalksın rakiplere dua etsin. Yani normal bir sezonda böyle bir seri yakalayacak. Çoktan düşmüş. Takım haline giderlerdi Barcelona'ya zaten. Evet. Düşmüştü yani. İki, sen top oynadın, çimi kokladın, bizden daha iyi bilirsin. Bunlar perşembe günü gelse, kim hesap soracak bunlara? Teknik heyetten. Yüreğe hesap soracak. Oraya giremedim ki. Girdirmediniz, oraya giremedik yani. Ama sen hep Kemal Paşa tarafından dolanıyorsun. Bak tünel yapıldı, İzmir'den gel Savuncu Bey'inden evet, buraya. Giremedik. Orada da birkaç yol var, insanlar yanlış yollara giriyorlar. Manisa diye Kemal Paşa'dan geliyorlar. Yani ben senin geleceğin noktayı anladım da. Gelemedim ama işte. Susturdunuz vallahi üçünüzü. Bastırdık. Bastırdınız. Kime hesap sorabilir? Kimse soramaz. Tamam, yine iyi niyetle yapmış. Evet. Çarşamba günü çıkmış dedik. Cuma'da direkt maça da gelebilirler. Doğrudan uçaktan. Evet. Genel olarak baktığımızda zaten Akisar ne sahiçi organizasyonu var haftalardır. Kazandığı maçlar da hiçbir planı programı yok. Anlık oyunlarla maç kazandılar. Böyle olunca da karşındaki rakip Antalya olmuş, Alanya olmuş ne olursa olsun biraz tempoyu yükseltip ayağı pas yaptığımı çözülüyorlar. Çünkü hiçbir sahiçi organizasyonu yok. Tek etkili oldukları nokta duran top. Bir de geriye düştükten sonra takım bir reaksiyon veriyor. O sırada hangara bunlara gol bulurlarsa bunu Başakşehir'e de yaptılar, Antalya'ya da yaptılar. Yani rakip topu verdiği an etkili oluyor ama onda da üretkenlik konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu tabloda ligde kalmaları çok zor ama puan olarak 5 haftada 5 puanlık bir fark kapatılır mı? Kapatılır ama Akisar'ın şu görüntüsüyle kapatması imkansız. Yine şansı var. Sen önümüzdeki haftalarda demiştin, geçen haftalarda demiştin. Rakipleriyle oynuyor. Bursa gibi bir final maçına çıkacak ki. Bursa hakikaten toparlanamadı. O camiaya, o taraftar kitlesine aynı Göztepe gibi evet. Refleks verilmesi bekleniyordu. Mesut Hoca geldi. Ona rağmen sahiçi sonuçları alamadı ki. Kasımpaşa 1-0'dan sonra 2-3'ü özellikle Trezeguet'e çok gol kaçırdı. Kalecinin bir basit hatasıyla penaltıyla eşitliği sağladılar ki bu senaryoyu sezon başından beri de çok gördük Bursa diye. Öne geçip maçı bitiremeyip beraber kalıyorlar ya da tam oyuna ortak oluyorlar. Beraberliği yakalıyorlar. Süre yetmiyor yani nefesleri yetmiyor. Bu açıdan baktığımızda iki formsuz takım karşı karşıya gelecek ama yani kefe koyduğunda sen Bursa'ya beraberlik Bursa'yı üzmez. Bir de senin şu tabloda beraberlik Bursa'yı düşürebilir. Bak, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Değişik bir organizasyon yapacağız. Tabii. Farkındayım biliyorum. Buradan şimdi, anladım gözlerimi. Şimdi şöyle anlıyoruz söyleyeyim. Birbirimizi. Kaç hafta kaldı? 5 hafta kaldı. Evet. Ben de o zaman Akisar'a farklı. Hani senin şu farklı söyleminden yola çıkarak başka bir yol söyleyeceğim. Ben anladım senin yapacağını. İstersen ben söyleyeyim ama sen söyle. Son 5 hafta mı Akisar Spor'a? Ben bu saatten sonra. Kamp yok. Bırak kampı. Herkes evine. Normal, sakin. Yani zaten bu saatten sonra yükleme yapabilme şansı yok falan filan. İdman kısımlarını geçtim. Rahat idmanlar. Bak abi nereye giderim biliyor musun? Tiyatroya giderim. Az önce söylemiştim. Sinemaya giderim. Ben de giderim. Çocuk esirgeme. Hiç. Bak. Onlara itirazım oldu mu ya? Takımla beraber çocuk esirgeme. Yapmayın sen de beni. Bak çocuk esirgeme kurumuna. Sana da filan karşı biri gibi gösteriyorum. Çocuk esirgeme kurumuna git. Ya bak bence giderim, bu. Giderim onlara giderim daha, zaten. Daha güzel bir sonuç evet, verecek Akisar Spor'a. İnsanlar en azından şunu da görmüş olacaklar. Futbolcular. Bunlar ara ara. Bu tarz sosyal işler tokat gibidir de. Hani bir yerden... Barcelona'dan bahsediyorum. Barcelona'ya da giderim. Oraya da giderim. Evet. Şuna da giderim. Çocuk esirgeme kurumuna giderim. Şunu görmesi gerekiyor insanların. Hayatın o bir sillesine arada bir psikolojik olarak değmek gerekiyor. Huzur evlerine giderim. İhtiyacı olan, muhtaç durumda olup da sığınma evlerinde olan insanlara ziyarete giderim. Hayatın gerçeğiyle bir önce bir yüzleştiririm Akisar Spor takımını. Bu aynı şey bakın net söylüyorum Göztepe için de bugün düşme hattındaki için geçerli Bursa Spor için de diğerleri için de. Milyon dolarların konuşulduğu, milyon dolarla mutlu olamayan, milyon dolarla yapması gereken işin sadece eğlence olan
futbolu sahada oynayıp spor yapıp sağlığını da korumak olan insanları yerden yere bu aktivitelerle çarparım. Çünkü bu 5 hafta içerisinde toplanacak 15 puan Akhisar Spor için zor değil. Yani Bursa maçına baktığınız zaman ev kulübü Malatya'ya gidiyor, Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Yani birbirlerine denk takımlar. Evet. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Antalya'da Göztepe'nin çıktığı sezon son maç Rize karşılaşması. Hadi ismini vermiyorum ama golü atan oyuncular diyeyim. Pavyondan geldiler sabaha karşı. Bize öyle bir bilgi gelmedi. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Maçın hakemi kimdi? Maç niye alkol kontrolü mü yapacaktı? Değil. Alkol aldı anlamında söylemiyorum. Ama yani gece sabaha kadar oturup tavla oynayanları, oyun oynayanları, sohbet edenleri gibi. Bu derece değil belki ama bu insanların bence Akhisar Spor takımının da ihtiyacı var. Bir rahatlama ihtiyacı var. Sürekli bir şeylerden bir şeyler bulalım da Göztepe'de de aynı şekilde baskı altına girmenin lüzumu yok. Oyuncuların eğer bir baskı altına sokulacaksa gerçekten hayatla yüzleştirmek gerekiyor. İnadına tiyatroya götürmek gerekiyor. İnadına hani yaşamın içinde tutmak gerekiyor. Ve sahaya çıktığı zaman da kafası rahat, kafası boşalmış. Hatta idmanlara Avrupa'daki bir evinden gelerek, kamp dönemleri düzenlemeyerek, kampta daha fazla oyuncuyu sıkıp bunaltmadan bir şekilde 5 hafta tamamlanabilir. Yani bu 5 hafta sonunda zaten şu anda şöyle bakıyorsunuz konuya. Düştü bu takım. Hani tam öyle bakmıyoruz ama mantalite olarak kafa yapısı sağ içerisine verilen, üretemeyen bir Akhisar Spor olarak baktığınız zaman düştü diye değerlendiriliyor. O düşmeme şansın var mı? Hala var. Bence bu saatten sonra Akhisar Spor bundan sonra böyle yapacak. Yani şimdi iki radikal grup uçsunuz olur. Yani hakikaten ciddi diyor. Katılıyorum. Akhisar'da ne baskı görüyor bu topçular? Dur şimdi sen söyledin. Ligin tribün anlamında o endüstriyellikten hiç nasibini almayan belki de tek taraftar grubu. Çok böyle hiç hormon yemeyen, çok organik. Nasıl başladılar? Baskıdan anladığınız ne? Ya işte tribün baskısı mesela. Baskı evet. Dediğin şey tribün baskısı. Tamam. Yani şimdi nasıl oluyor? Şunu söyleyeceğim. Sokuluyor, bununla hiçbir yere çıkmıyor. Mesela bugünkü Göztepe maçından Göztepe taraftarını gösterebiliriz. Yani. Taraftarla oyuncuların arasında. Oyuncu üzerinde bir baskısı yok. Bakın ufak bir ilçede. Bir baskı yok Akhisar'da yani. Hayır, bahsettiğiniz şey ufak bir ilçe Akhisar. Akhisar'da futbolcu çıktığı köfteci de dahi insanların bir şey söylemesine gerek yok. İki tane suratla. Evet. Mutsuz yüzle karşılaştığı dönemde bir baskıdır. Yani kaç ille tribünlerde işte küfür edilecek. Bence yaşanıyor. Tasvip ettiğimiz şeyler yaşanıyor. Yani Karşıyaka'dan Aslanca'ya gelene kadar Akhisar'dan Aslanca'ya gelecek mesela. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Akhisar'da arabasına binip yoldan geçmiyor mu? İnsanlarla karşılaşmıyor mu? Ya bunlar havada helikopterde indirilip helikopterle geçmiyor mu? Taraftar bizim Manisa'nın karşılaşmıyor. Yani şey. Bunların içinde arkadaşları yok, sohbet ettiği yok falan. Yerli yabancılara da rengiyle bilmem neyle dikkat çekiyordur da yerlileri bazıları tanımıyordur bile yani. Akhisar'da. Bir Eray denk geliyorsa geliyordu hani. Ya onu da herkes tanımaz. Ben Eray'da Barcelona'ya kaçıp rahatlar. Bence. Ha şey diyecektim. Mesela buradaki bundan 4 yıl önceki Antalya Akhisar maçı Manisa'da oynandı. Acayip bir yağmur bastırdı. Hatırlar Coşkun da o zaman sahadaydı. Belki kale arkasından açığa ıslanmıştı. Evet, tribünleri açıp yani Antalya seyircisiyle bir arada seyretti Akhisar seyircisi. Oradan bir dostluk geliyor. O maç çok bence bir milattı. Antalya Akhisar maçları anlamında. Bir de sahada Antalya Spor adına gerçekten en büyük kazanım Bahadır Öztürk'ü hoca sahaya atmış. Daha önce Şanlıurfa'da falan böyle çok forma şansı bulmuş bir oyuncu değildi. 21 yaşında mı? 24 yaşında mı ne galiba? Yani genç demek mümkün değil aslında ama artık o da bizim yani ağzımıza 95 doğumlu herhalde. 95-96 doğumlu bir oyuncu. Alışık olmadığımız bir oyuncu. Çok da iyi bir maç oynadı. Doğukan da abi 20 yaşında. O da bir kazanım yani. Celuska ile hatta. Doğukan Sinik zaten milli takımların değişik şeylerinde de kategorilerinde de oynamış bir oyuncu. Bize Kemal'de oynadı sanki. Oynadı. Normalde şimdi hani ikincilik takımlarının belki üçüncülik takımlarının kadrosunda bile olsa birçok hocanın çok güvenip de böyle sahaya 11'de başlayabileceği bir oyuncu olmayabilir. Yani bu Türkiye'de şaşırmam. Ama güvenmişler, atmışlar. Çok müthiş işler yapıyor. Çok doğru işler yapıyor. O çıktıktan sonra yerine aldığı 9 numaralı o bir oyuncu vardı. Vallahi onun davasına maçı kaybediyorlardı. Neydi o? Drol. Yani hem ofansif hem de defansif anlamda Doğukan çok büyük iş yaptı maçta. Ümraniye'den gelmiş. Ümraniye'nin santraforsu hatırlıyorum. Çok oynamadı ama yani genelde. Alternatif bir oyuncuydu Drol. Bülent Hoca kafayı yiyecekti Drol'le. Ne geliyor ne gidiyor. Bir de birkaç tane de top kaybı yaptı. 16 maça çıkmış abi. Yani. Ümraniye'de oynamış. Akhisar'da sonradan girdi. Muhalefet var. Sonradan girdi. Her türlü baskı yapıyor sonra. Sonradan da girdi hocam. Evet, baktığınız zaman Akhisar'da iki ayrı yön
iki ayrı harita şimdi ortaya koymuş oldu. Oynasa da hatırlanan bir adam değil yani. Ben hatırlamıyorum değil. Mesela. Yok. Çok maça sonradan girdi. İki ayrı yol haritası çıkarmış oldu Akhisarspor. Hangisini denerse, hangisiyle başarılı olursa. Biri Kemal Paşa, biri Barcelona tarafından. Hangi yol? Evet. Ben Barcelona yolunu tercih ediyorum. Daha rahat olsunlar diye. Daha kolay olur. Akhisarspor için dediğimiz gibi kalan 5 hafta var. Biraz da moralli gitmeye çalışıyoruz. Aslında Akhisarspor'un aldığı sonuçlar gerçekten morali bozuyor. Çünkü Akhisarspor'u Türkiye liglerinde çok değerli bir ekip. İlk defa baktığınız zaman bir ilçe takımın Süper Lig'e gelmesiyle başlayan olay. Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası. Yani gerçekten tarih yazdı. Örnek takım, örnek takım bu sezona kadar ya. Evet evet. Ekonomik harcamalar anlamında da baktığınız zaman da bu sezon ne olduysa Akhisarspor'a, harcamalar bölümünde de ekonomik anlamda da bir sürü şey oldu. Bugün hani düştüğü zaman bile, düşse bile, ben hala düşme kelimesini çok Akhisarspor için kullanmak istemiyorum ama kasasında en azından parası olan, ekonomik olarak tekrar bu lige dönebilecek bir Akhisar umudu maddi var. Maddi hiç daha gündeme içinde. Gelmedi Akhisar'da evet. Bugüne kadar yani. Bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmamasını diliyoruz. Çünkü yapılan işler hep övdüğümüz işlerdi. Yönetimsel anlamda da Akhisarspor'un gelişi anlamında. Bu ara yönetim de tabii sessiz alınan sonuçlar ve gelinen durum itibariyle herkes üzülüyor. Yani sonuç itibariyle kimse kaybetsin istemiyor. Bugün içinde bulunan oyuncular da yönetimde elbette ki Akhisar'ın düşmesini istemiyor. Ancak gelinen sonuç bu. Bu sonuçta 5 maçlık bir serüven, toplanabilecek bir 15 puan var. Biz hala umudumuzu koruyalım. Biraz da hani gülerek yaklaşalım. Biraz da moral motivasyon olması gerekiyor yani Akhisarspor'a. Önümüzdeki maçlarda bir puan şeyi yapsan senin de tahminler tutuyor öyle. Akhisarspor için mi? Yapayım ben sana puan tahmini. Akhisarspor'un Bursa tuzak, tuzak var ya. Tuzağa girme. Yok fark etmez. Akhisarspor'un ben bile atlarım hiç problem değil. Akhisarspor'un Bursa deplasmanından alabileceği bir 3 puan beraberlik alabileceğini zaten düşünüyorum Akhisarspor'un. Bursa'da yeneceğini düşünmüyorum. Bursa Spor için de kritik bir maç olmasına rağmen en azından bir puan olabilir ki Akhisarspor burada Bursa'yı yenerse zaten çok büyük bir iş yapmış olur. Arkasından evinde ağırlayacağı ev kuryeli Malatyaspor Bursa Spor'un moraliyle ki ev kuryeli Malatyaspor'un artık herhangi bir iddiası yok. Hani ilk 5'te olması tamam önemli diyeceksin ama burada da yine beraberlik bir 3 puan. Ben bu saatten sonra Akhisarspor'un net söyleyeyim. 6. İster bir yazın ister üç yazın ama kalan 5 maçta 5'inde de kaybetmeyebileceğini düşünüyorum oynayacağı maçlarla. Ve Akhisarspor'un zaten hani 38 barajını yakalamaktan ziyade 38 olacak diye bakıyoruz barajı ama baraj daha da düşebilir. Düştü bence baraj. Tabii daha da düşebilir yani 36 belki 35'lere bir 36'lara yani. Ulaşabilir. Burada Bursa Spor'u bu anlamda geçebilme. Belki toparlandığı gözüken Erzurumspor'u geçebilme ihtimali hala var. Ve bu fırsatta değerlendirmeli. Ama biraz da dediğim gibi... Erzurum geçerse de düşüyor da... Hayır, hayır. Yani Erzurum-Bursa anlamında baktığınız zaman iki ekip ki Erzurum yükselişe geçti. Çünkü Erzurum dipteydi. Daha önce diyorduk ki Erzurum artık düştü. Şu an böyle bir şey söyleyemiyoruz. Yani iki haftada, üç haftada çok şeyler değişiyor. Tabii seri galibiyetler işe değişti. Yani son 5 haftayı da Akhisarspor için... Kaç puan yazdın Barış 5 haftada? Var mı? Ben 15 puan yazdım 15 puan. 39. 5'te 5 yapacak yani. Evet yani istedikten sonra yani Akhisarspor aynen şunu söylüyorum. İstemiyor haftalardır zaten. Hayır, zaten yani, Akhisarspor'un oynayacağı rakipleri de şu anda zaten Akhisarspor'u ya onun elemiş eleğini asmış ya da rakibi olan işte Fenerbahçe Bursa Spor ki Fenerbahçe'nin düşme riski çok fazla yok. Ama buradan çıkaracağı 10 puan bile Akhisarspor'u hatta 9 puan bile maksimum ne görür bu takım? Yani 24 ile 29 arasında ben puandan ziyade 3 takımı geçmesi mümkün değil yani. 3 takımı geçmesi lazım yani. 3 takımı geçmesi lazım o mümkün Malatya'yı değil bence. Malatya'yı geçmesi lazım diyorsun. Hayır hayır. Bursa. Yani Göztepe, Erzurum, Bursa 3'ünün de geçmesi lazım yani. Evet. Bence böyle bir görüntüsü yok. Alabileceği 5 puan var bence. 5 haftada 5 puan alır toplam. Aksın Hoca 8 haftada 8'de 8, 7'de 7, 6'da 6, 5'te 5 yapacağız. Oyun onu vaat etmiyor yani. Şimdi bazı oyuncularla tribünün arası da kırıldı. Başkanın arası kırık zaten. Yani yönetime zaten bir serzeniş var. Cam kırıkları artıyor yani gittikçe. O yüzden... Ben dediğim gibi rahatlanması gerekiyor Akhisarspor'un. Biraz da bu yani belki sağ tribünde olmayan, olmasın da zaten böyle bir şey tasvip ettiğinizde de istediğimiz için söylemiyoruz ama o gerginlik futbolcular yaşıyorlar. O gerginlikten de futbolcuların da kurtulması gerekiyor. Sağ içinde oldun. Çoğu zaman da örnek veriyorsun. Suat Kaya'nın antrenörlüğü iyi değil ama coşkusu. Şimdi sen Akhisar topçusun sağ kenarında baktın teknik heyete. Oraya da girmek çekinir misin? Heyecan duyar mısın? Onun da inancı kalmadı. Yani bir ara bir yani şu teknik heyet işinde yani Cem Hoca değerlidir değildir. O nokta değil değerlidir. Ama yani çok geç kaldılar ve yanlış da hala ısrar ediyorlar. Ben bu saatten sonra zaten teknik heyetlik bir durum hani yok. Bu anlamda. Bir soru geldi aklıma. Bir soru sorabiliriz. Şu oyuncu bir de şöyle söyleyeceğim sana. Son 5 haftada Süper Lig'de
mevcut oyuncuların da eğer bu ligde tutunmak istiyorlarsa, şimdi Akhisarspor 5 hafta değil kaç haftalık bir dönem var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Son 5 haftada oyuncuda şöyle bir şey de oluşuyor. Sonuçta kendi transferi var. Yani baktığınız zaman bugün süper bu oyuncuların %99'u bu ligde kalmak biz istiyor. Başka bir şey ama gelecek sezon yani ne konuşuruz? Yani. Gelecek sezon Antalya Spor'da ya da kalacak ekiplerde, Süper Lig'e yeni çıkan ekiplerde oynamak isteyecekler. Bu oyuncuların zaten psikolojik olarak da performansı kendi kendine bu son 5 maçta biraz daha artacak diye düşünüyorum. Hikmet Hoca Kayseri yerine Akhisar'a gelseydi. Evet. Durum farklı olur muydu? Yani çok hocanın etkisi çok değişik davranışı, olurdu. Bence. Davranışıyla birlikte etkisi evet. olurdu. Davranışının sence ne olacağı önemli bence. %90 değişirdi yani %100 değil mi? Peki bir soru daha onun üzerine. Hikmet Hoca gelseydi bu oyuncular Barcelona'ya gidebilir miydi? Gidemezdi asla. Hikmet Hoca giderdi ama bu oyuncular gidemezdi. Ben şu davranışların bu saatten... Barcelona'ya düşünceli şimdi Barcelona sevdası var Hikmet Hoca. Manchester götürecekti. Oradan geldi. Manchester Barcelona'ya götürecekti Hikmet Hoca. Hayır şunu diyeceğim. Ama gidersek yani... takım haline gideriz. Öyle bireysel yok evet, diyor o da. Evet. Ama ligde tuttu onun üstüne bir söz tabii, almıştı. Tabii onun üzerine. Yani kimse gidemez yani Barcelona'da. Biz de boş yere orada tartışmazdık. Bence boş yere tartışmadık. Belki başka bir fikir, başka hayır bir yani. Açılım getirdik. Doğru. Yani. Pardon. Boş yere. Yani çünkü olur. Ben bu saatten sonra Hikmet, Ahmet, Mehmet kim geldi ya da ne oldu önemli evet. değil. Bu saatten Cem sonra... Cem Kapçak'tan yola çıkaraktan. Yani Cem Hoca da orada biraz içeri kaldı. Bence ortamın hafif değişmesi, yani. Oradaki havanın bir değişmesi gerekiyor. Yani Akhisar'da evet. Bir miktar havayı değiştirebilirseniz, futbolcuların da doğal olarak hani tamam bu işte başaramadıkları için, saha içinde topu onlar oynuyor, suçlu olarak görülebilirler ama... O havalarından biraz uzaklaştırıp bu insanların biraz kafalarını rahatlattığınız zaman belki mevcut yetenekleriyle daha fazlasını verebilecekler, saha içerisinde yansıtabilecekler. Biraz Akhisar'ın da bu ambiyansı orada yaratması gerekiyor diye düşünüyorum. Artık 5 hafta kaldı. Hani bunu düştü olarak, Akhisar düştü olarak kabullenenler dahi hani bu işten artık vazgeçip biraz da bir oyuncuyu rahatlatarak ya bırakalım bakalım hani bir şeyler yapılabiliyor mu sahada? Dediğim gibi bir takım etkinliklerle de bu ortamı sağlayabiliyorsa Akhisarspor belki farklı bir yere gidebilir Akhisarspor diye düşünüyorum. Yani şu an maalesef büyükşehir ligde Belediyespor'a geçemeyiz. Tutaksan para vereceğim deyip gelecek hoca var yani. Evet. Yani devralsa Yalçın Hoca bile bir attıktan Yalçın Koçkavak gibi bir hoca bile getirseler işin şekli farklı oldu ama yönetim hep ligi küçümsedi. Nasıl da kalırız dediler. Geçen İnşallah dedikleri gibi olur. Evet. Evet. Davranış biçiminin ben değiştirmesi Akhisar'a en azından bir şeyler bir şey getirebileceğini düşünüyorum. Açık Hava Konseyi'ne giderler. Gitsinler. Tek yol kaldı dedik ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'a geçelim. Nedir o tek yol? Manisa Büyükşehir Belediyespor tarihinde belki ilk kez mücadele ediyor ikinci ligde ama şampiyonluk hedefiyle iyi kurulan bir kadroyla yola çıkmıştı. Bu hafta oynadığı ve mağlup olduğu Fethiye maçından sonra şampiyonluk hayalde Menemen'in de kazanması elbette. Hayal de sona erdi. Playoff biletini cebine koymak için bundan sonra mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ama playoff bileti de şu anda matematiksel olarak riskli diyebiliriz. Bunları detaylarla konuşacağız ama önce bir Fethiye Spor maçı ve sonrasına gidelim. Ondan sonra stüdyodayız. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor 32. hafta mücadelesinde sahasında Fethiye Spor'u ağırladı. Mümin Özkasap stadında oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, Yönetim Kurulu üyeleri Gökmen Aytaç, Özcan Nalbantılar, Bora Çaylan ve çok sayıda futbol sever izledi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı konuk takım Fethiyespor 2-1 kazandı. Fethiyespor'a galibiyeti getiren golleri Alican ve Fethi atarken Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tek golünü Ufukan Bayraktar kaydetti. Fethiyespor bu galibiyetle puanını 32'ye çıkartırken Manisa Büyükşehir Belediyespor 56 puanda kaldı. Şampiyonluk hayaline veda eden temsilcimiz bir üst lige çıkacak 3. takım olmak için önce playoff biletini cebine koymak ardından elemelerde 1. olmak zorunda. Karşılaşma sonunda üzgün olan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna şu açıklamaları yaptı. Her hafta burada galibiyetten sonra konuşuyorduk ama bu hafta hakikaten... Hiç beklemediğimiz bir sonuçtan bu konuşmayı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Hafta başından beri ben oyuncularıma rakibin şampiyonluk maçı oynayacağını, bizim de aynı şekilde şampiyonluk maçı oynayacağımızı anlattım. Çünkü onlar düşmeye oynuyordu. Buradan muhakkak kazanmaları gerekiyordu. Bizim de playoff'u garantilememiz için en kötü muhakkak kazanmamız gerekiyordu. Golü de attık. Tam oyun iyi giderken çok basit bir gol yedik. O golün üzüntüsünden içeri girdik. İçeride oyuncu kardeşlerimize anlattık. Yani maçın çok zor geçeceğini. Ama inanılmaz yine çok basit bir hatayla maçı kaybettik.
hakikaten çok üzgünüz. Şimdi baktığımızda herkes playoff garanti diye bakıyordu ama sonuçlara baktığımızda tabii şu an sıkıntı olarak da gözüküyor. Tabii şimdi bu hafta oynayacağımız maçta inanılmaz derecede playoff'u garantileme adına muhakkak buradaki hataları yapmadan o maçı kazanıp playoff'u garantilip playoff'ta da bu hatalardan ders alarak yani inandığımız şampiyonluğu buraya getirmek için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Karşılaşma sonunda sevinen Fethiyespor vardı. Çünkü Fethiyespor düşme hattına yaklaşmıştı. Onlar rahat bir nefes aldılar ama Manisa Büyükşehir Belediyespor için de sonuç hiç hoş olmadı. Çünkü şampiyonluk dedik ya kaçtı ama şu anda playoff'ta puansal olarak riske girmiş oldu. Ufuk abi senle başlayalım. Manisa Büyükşehir Belediyespor. Hem maçı yorumlayalım hem de hani nereden nereye geldik hikayesi gibi oldu biraz ama playoff'u da baktığınız zaman onu da söylemiş olalım. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Kahramanmaraş Spor deplasmanı bu hafta. Ardından da içeride Sivas Belediye mücadelesi var ki hemen yakın takipçilerinden Şanlıurfa ve Eti Meskut. Özellikle Eti Meskut buraya girmek isterse playoff mücadelesinin içine girmesi yani kayıp olabilir mi? Bunları bir tartışalım istiyorum. Şimdi yaklaşık 4. 5. haftadan itibaren ilk 5'i belli. Atları sınırlı bir lig olduğunu demiştim. Düşündüğümü söylüyorum yani. Aşağı yukarı da hayatta aynı şekilde. Evet. 3 aşağı 5 yukarı da aynı şekilde devam ediyor ki Urfa burada birazcık zorluyor bu işi. Hı-hı. Yani olmama konusunda zorluyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şu anda Eti Meskut'un iki maçı kazanabileceğini düşünürseniz o riski taşımaya başladı. Evet, Eti Meskut iki maçın ikisinde kazanır. İçeride Sivas deplasmanı Sivas'la oynuyorlar. Hani Türkiye'de ligin bu döneminde burada belirleyici Sivas olacak galiba. Ligin bu döneminde genelde Sivas takımlar Sivas ve Zonguldak Kömür maçları. Evet. Ligin bu bölümünde genelde iddiası kalmayan takımlardan bir rahatlama geliyor. Biz o anlamda Eti Meskut'u takip ediyorsun. Evet. Yani Sivas'ın oynayacağı iki maçta böyle bir bahar şenliği havasında olabilir. Hem evet. Belediyeyle hem de şeyle Urfa'yla. Urfa'nın işi birazcık sakata girdi. Yani belediyenin iki maçtan birisini kazanması yetiyor. Yani o anlamda pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. 56 yetmiyor gerçi. Tabii yetiyor. 59 yapıyor. 58 yapıyor en fazla. Ya da Urfa'nın bir galibiyet bir beraberlik alması da Urfa'ya yetiyor. Menemen, Urfa Tuzla bu hafta maçları Menemen'le var. Oynuyor. Bir hafta sonra da Tuzla'yla oynuyor. Yani ben hani her ne kadar 2'de 2 yapsa da en fazla yani Urfa'yla Eti Meskut'un yeri değişir ama yani Urfa'yla Eti Meskut'un yeri de değişmesin bence. Çünkü Urfa takımı daha yumuşak bir takım. Yani Eti Meskut takımı playoff maçlarında herkese bir sürpriz yapma kabiliyetine sahip bir takım yani. Evet. Daha tehlikeli görüyorsun. Daha sen. Tehlikeli, daha diri, daha beklentili oyunculardan kurulmuş. Bir de maddi olarak Urfa'nın yaşadığı çok büyük problemler var gerçekten yani. Tesislerde onların da elektrikler yok, sular akmıyor. O pozisyonda devam ediyorlar ligi. Yani Eti Meskut şeyin son anda eğer atarsa adamını playoff'a. Genetiğini değiştirebilir yani playoff'un. Sonradan gelenlerin de öyle bir şansı oluyor değil mi? Geçmiş dönemlerde baktığımda. Tabii hiç beklemedikleri bir anda beklemedikleri, hiç hesap etmedikleri, aslında ettikleri de yani bir stres yapmadıkları peki zaman tabii. Diliminde buraya gelmeleri onları çok yormuş olmuyor. Diğer takım mesela Urfa devamlı, yani dediğim gibi mesela Manisa Belediyespor son haftaya kadar hala bir diyebilecek bir yerde. Yani bu son haftaya kadar. O yarışın içinde. Hep akıl yukarıda bir mental bir yorgunluk oluyor yani. Bunu genelde TFF birincilik takımlarının da hepsinde görüyoruz. Yani ligi 1 ile 2 bitiremeyen ama o 1-2'ye aday olup da 3 bitiren, 4 bitiren takımlar genelde playoff'ta çıkamıyorlar. Bir bakıyorsun son anda işte Konya geçiyor. Geliyor. O Manisa Spor'la oynadığı playoff zamanında hiç hesapta yokken ağırlık kalıyor. Ağırlık öyle oluyor hep, evet. O da işte bu birazcık mental sağlıklı bir durum oluyor belki yani. Peki, oradan playoff'un genetiği nasıl mevcutlarda şimdi? Yani çok bir şey değişmeyecek. Kimin kimle eşleşmesi. Ama bence Belediyespor için önemli olan ilk maçını, ikinci maçını iç sahada oynama avantajını almalı. O da üçüncü yani, olmalı. Evet, yani üçüncü olmalı. Yani üçüncü olduğu anda iç saha maçında problemi çözecek son maç. Yani kendi iç saha maçı olmalı. İlk maçı deplasmanda oynamalı diye düşünüyorum. Yani şimdi kafandan... Problem olur mu o kadar daha ilk maçta? Önemli. Yani gerçekten önemli. Bizim Fethiyespor'la
kafamdan 100 tane maç oynasam ne birinin oyunu böyle olur ne de birinin skoru böyle olur yani. İkisi de olmaz. Çünkü Fethiyespor'da onların da yerel bir televizyon kanalı var. Hı hı. Oradan 6-7 kere 90 dakikasını izledim. En son oradan hani aklımda kalan mesela Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maç var iç sahada. Onun dışında Menemen deplasmanında son dakikada yedikleri golle mağlup oldukları maçı seyrettim. Yani hiç bu Fethiye'nin Belediyespor'a bu kadar sorun çıkartabilecek bir takım olabilme ihtimali hiç kafamdan geçmedi yani. Hele de kadroları gördükten sonra hani aynı anda Alican, Cumhur, Onur. Yani bu üç oyuncu da yani belki birazcık iddialı olur ama Onur için kesinlikle onu düşünüyorum. Alican da Cumhur da çok uzak değil. Yani neredeyse kariyer sonu üç oyuncu. Artık ununu esmiş, ununu elemiş, eleğini doğru asmış yapıda üç oyuncu. Ve bunların içerisinde Onur harbi bir 10 numaraydı oynadığı dönemde ama şu anda gerçekten gücü kuvveti yok. Ama şöyle seyrettiğimizde ya belki birileri demiştir yani bizden. Ya şu Onur bizde olsa ne yapar? Yani Alican mesela hep 6 hep 6 hep 6 yani hiç Alican'ın ön tarafı yoktur. Yani 4-3-3 gibi oynadılar. Bizim maçta. Ön tarafta oynadı. Bayağı da Alican'ı hissettik biz yani. Cumhur'u sen benden iyi biliyorsundur. Evet. O Göztepe'nin çıkan takımında yine böyle bir ağır abi. İki golün de aslında ilkinin de sahibi Fethi'de. Göztepe'nin altyapısından Fethi'de kiralık. Şimdi bu üçlüyle stoper. Bizim üçlüyü karşılaştırdığımızda yani Sami Can, Cem, Emir döve döve saha içerisinde bir pozisyon olması lazım. Ama yani maça başlarken de hani ben canlı yayın esnasında şunu söylemiştim. Yani maç başlarken daha Fethiyespor mutlaka önde basacak, isteyecek. İhtiyaç anlamında İhtiyaç evet. İhtiyaç anlamında. İstek anlamında. En çok 3 puan ihtiyacı olan takım Fethiyespor. Evet. Ama yapabilecekleri de belli, kısıtlı. Sen aynen ne kadar müsaade edersen o kadar yapacaklar yani. Haline karşılık senin mental olarak maça nasıl baktığınla da ilgili. Ben Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hani bir kaçtı. Biraz da playoff garanti gibi gördüğü ve o mantaliteyle çıktığı bir maç olarak bakıyorum. Elbette şöyle de bakılıyor. Bu maçlarda karşı tarafında biraz rahatlatıcı unsurları şöyle oluyor. Oyuncular birbirlerine ya yani zaten biz düşmeyelim. İşte hani bu maçı alacağınızda ne olacak gibi şeyler biraz oyuncular içerisinde, saha içerisinde birbirini psikolojik olarak da etkiliyor. Yani Fethiyesporlu oyuncuların zaten hani bizi düşüreceksiniz, elinize ne geçeceğiz mantığıyla yapılan konuşmalar da oyuncuların psikolojisini değiştirmiş olabilir ama bu maç tamamen mental açıdan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sahaya kendini veremediği, Fethiyespor'un ise bunu çok iyi değerlendirdiği bir maç olarak bakıyorum ama şunun da farkına varması gerekiyor Manisa Büyükşehir Belediyespor futbolcunun. 2 hafta kaldı. Bugün diyeceksiniz ki bu takım elindeki kadro, kalan 2 maçın ikisini de kazanması gerekiyor. Kazanabilecek güçte bir kadro ama 2 maçtan Allah korusun alamayacağı puan, 0 puanla çıktığını, Etimesgut'un aldığını düşünürseniz yani playoff hattının da dışına atılabilme ihtimaliniz var mı? Matematiksel olarak var. Matematiksel yani bu şartlarda olarak Şanlıurfa bu sefer bence hani biz beş oluruz da Şanlıurfa 6 olur o zaman. Yani bu net değil. Yani matematiksel olarak bu riski taşıyorsan senin puanı cebine koyup kendini bir rahatlatman gerektiği maçlardı bunlar. Son 3 maç ki 2 tanesi kaldı. Burada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bir anda ne oldu? Biz nasıl oldu şampiyonluktan bir de playoff'tan gittik durumuna düşmemesi için. Bu bir uyarı ama onlar da zaten bunun farkındadır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Çünkü hani düşmez dediğiniz son maça kalır, düşmeyecek takım A takımı dediğiniz takım düşer, B takımı ligde kalır. Bu maçlar öyle maçlar, o yüzden evet, önemli. Ama saha içindeki performansa baktığımızda Büyükşehir'in o futbol dili ne bu ligin hani son sırasında ya da düşme hattındaki bir takıma karşı böyle gözdağı verebilecek bir futbol. Ne de playoff için. Bu takım playoff'ta çok rahat bir üst lige çıkar diyebilecek bir futbol dili var. Yani Tokat mağlubiyeti, sonra Menemen'e 5 atması, sonra gelip tekrar Fethiye tamam ateş attığında hani onlar da kazanmak zorunda olan bir rakip. Ama sen şimdi kadro kalitenle bu ligin çok üstünde bir takımsın. Yani Ufuk abiyle de sürekli konuştuğumuzda da bu takım 1. ligde çok rahat işler yapabilecek bir potansiyele sahip. Ama senin vücut dilin sahada Fethiyespor'a gel gol at diyor yani. Yenilen 2 golde 6 pasın içinde çok rahat kalmış 2 oyuncunun gol bulması. Yani yenilen gollerde de sıkıntı var. Bu takım 2 golde atan stoper. Yani 2 golde stoper attı. Büyükşehir'in bence sıkıntısı saha içindeki kadro kalitesi değil.
Bunu kimse tartışmaz zaten. Yani isimleri yaz, futboldan anlayan birileri der ki bu takım şampiyonluğu oynar bu sene. Sezon başından beri zaten bizim düşüncemiz bu takımın çok rahat bir şekilde zirveye ulaşmasıydı. Ama işte kaybedilen kritik deplasman maçları, Etimesgut maçları özellikle bana göre bu ligi Belediyespor'un istediği yöne dönmemesine neden olan maçlar, ikisini de kaybetmesi. Takımın saha içindeki haftalardır üstünde durduğumuz o futbol dili dönem dönem bakıyoruz. Şimdi saha içinde Fethiye karşılaşmasında tamam top bizde kalsın. Evet pas trafiği çok iyi ama 3. bölgede giremeyen bir Manisa Büyükşehir Belediyespor var. Yani isim olarak şimdi bu maçta kim iyi diyebiliriz? 11 isimden. Top ama bence bizde kalmadı yani. Belki Erhan Kara performansıyla biraz bindirmeler, bireysel bir şeyler yaptı. Biraz da sol açıkta oynayan Çağrı diyebilirim. Hani dikkat çeken böyle biraz hareketli görünen. Yani takım halinde bu Manisa Büyükşehir Belediyespor'un saha içinde ağırlığını koyması lazım. Gökhan da diyordu ya bu takım formasıyla işte aldı 3 puanı bu maçta çok rahat kazandı. Hani o ağırlığın formadan dışında da oyuncuların bireysel yetenekleriyle bir şeyler yapması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani biraz dengesizlik var. Yani evet çok yetenekli bir kadro ama bu kadronun dişlerinin birbirine ben geçtiğini düşünmüyorum. Yani sıyırarak devam ediyor. Birbirine çok böyle kenetlendiğini düşünmüyorum. O yüzden zaten Manisa Büyükşehir Belediyespor zirvede değil. Geçtiğimiz yılda Menemen 2 puanla kaybetmişti şampiyonluğu. Playoff oynamıştı. Bu sene de geçen senenin verdiği o mesaj da geldi. Çok rahat bir şekilde ligi bundan sonra da ben zannetmiyorum bir değişiklik olacağını. Manisa Büyükşehir Belediyespor adında Etimesgut Şanlıurfa evet alttan geliyor ama bir şekilde bu playoff içinde yer alacağına inanıyorum. Belki Urfa'la Etimesgut yer değiştirebilir. Rakip değişebilir o dörtlü için. Onun dışında bu ligin hani hep kadro kalitesinden işte çok rahat bir kulüp, tribün baskısı yok. Hep bunlardan bahsediyoruz. Bu ligde o kadar çok sıkıntı yaşayan takım var ki. Yani 18'in takım içinde 10 tanesini çok rahat sayabiliriz. Tarsus İdmanyurt. Onlar da 2 milyona yakın alacaklarından dolayı Karagümrük karşılaşması öncesi yönetimi protesto etti. Yani bu futbolcuların alacakları var. Ve bunun gibi birçok takım var. Ama Manisa Büyükşehir Belediyespor'a baktığımızda ben zannetmiyorum bir futbolcunun içeride alacağını olduğu. Yok anlamda susacak sabun komedi. Hani yani, biraz problemi. Mahcup olup saha içinde bir şeyler yapmaları gerekiyor. Her şeyin para olmadığı zamanlar bunlar. Takım halinde, ruh halinde. O ruhu yakalaman lazım Manisa Büyükşehir Belediyespor adına. O ruhu da ben görmüyorum. Yani playoff'unda bu futbolla mümkün değil. Yani Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bir üste kendini atması. Şimdi Büyükşehir iki maçı da kaybetse playoff'a kalır. Şundan kalır. Tuzla ve Menemen fikstürü Urfa'nın bizi itiyor. Yani en kötü halimizde bile matematiksel olarak senin dediklerine katılmamla birlikte kalır. Şimdi geçen programlarda Ufuk abi konuşmuştu. İlk beşle bir puan durumu yapıyor. Bir çıkıyoruz. Ben de şöyle alta baktım. Beşin altındaki Konya, Anadolu, Selçuklu takımı hariç bir de Maraş'la maç yapmadık. Bütün takımlara puan vermişiz iki maçta biz. Basına iki sefer yenilmişiz. Galibiyetimiz olmadıklarına var. Darıca'ya bile deplasmana puan vermişiz. Beraber kalmışız. Yani özellikle az sırada ki takımlarla hemen hemen hepsi de bir deplasman maçı. Hemen hemen. Tabii hemen hemen hepsi deplasman maçı. Bir Etimesgut içeride mağlubiyeti var. Yani takımın az sıradaki takımların konsantrasyonu veya şöyle diyeyim kapanan takıma karşı özellikle deplasman oyununda sıkıntı yaşadığı aşikar. Artık gerçekçi olmak değil yani şampiyonluğun olmayacağı açıkçası 2-3 hafta önce de sinyali veriyordu ama acaba deniyordu. Artık o acaba kalmadı. Bu önümüzdeki 2 hafta takımı iyi hazırlamak lazım. Artık Cem'i forvet arkası mı oynatayım, sola çık mı oynatayım, Alper'den sağ kanat mı yaratayım diye uğraşmayalım. Mesela bu maç tamamen hedefsiz yani ayağın ucuyla oynadı bizimkiler. Öteki tarafta can derdindeydi, ısırdı. Baktığın zaman yani ben Çağrı'yı sol açıkta deneyeceğine, Erhan'ı sağ bek denerim, onu da sol açı denerim. Alper orada en azından ezdirmem yani çocuğu. Alper sağ bek oynadı, çok arkasına sırıttı. Top kaçırdı. Yani görüp sağ içinde değiştirilebilir. Ha, bu maç
2-1 değil 4-1 kaybedilse ne olacak? 5-0 kazanırsa ne olacak? O noktadayız. Ama böyle önümüzde maçlar varsa bir şablon oturtulması lazım. Ya da bu maçta rotasyona gidilecek, sakat vermeyeceğim diyorsa Sinan oynamasın, Mehmet oynasın önde. Yani takımın sağ içinde hangi amaçla çıktığı belli değil. Teknik heyetin de kafası karışık. Yani maç son tersi dönünce kurtarmak için hamleler yapıldı. Umut Kaya sokuldu. Ama olmuyor. Yani bu takım çıkarken biz bu maçı kazanacağız, parçalayacak şeklinde çıksa Fethiye top göremez. Yani iki tane kanat oyuncusu var. Biri Abdullah, biri Anıl'dı. Şimdi Yunus Emre Bal'a çıktı. Yunus Emre'yi de koysan anca Bal'da oynar yani. Üçüncü ligde bile sırıtacak oyuncular. Yakup Ramazan Zorlu muydu sanırsan? Santrforlu'da. Hem Oğuzhan'ı hem Ufkan'ı 2-3 pozisyonda sırtını aradı, götürdü ki bize koysan Yaser'i kesmeyi bırak, Mehmet'i önüne geçemez. Ama mental olarak takım bu maça rahat çıkmış. Çünkü hedef gitti, şampiyonluk hedefi. Playoff'ta garanti gözüküyordu. Nasıl garanti? Temin yani garanti ne? Benim hala aklım Urfa'nın olmuyor. Urfa'nın iki maçından bir hani Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu futbolcuların az önce Aksar'da söyledim. O gerginlik üzerinde oluşmasın. Yani? Ama baktığınız zaman o gerginlik oluşmasa da bu hesabı da iyi yapması gerekiyor. Urfa'nın 2'de 2'de yapmasına gerek yok. Bir maç aldığı zaman Urfa kurtarıyor. 57 yapıyorsan 56'da kalıyorsun. Tamam. Tuzla dedi mi ben Manisa'yı rakip olarak istemiyorum, gelsin Urfa oradan. Ne yapacaksın? Ben sen de, 56'da kaldığın zaman ben ne yapacaksın? Ben de onu anlamıyorum. Yani, Tuzla bizi rakip görmediği zaman hiç bizle oynamayacak mı? Urfa playoff'ta, playoff'taki 3 rakibinin de zayıf olmasını ister Tuzla. Urfa mı, Manisa Büyükşehir Belediyespor mu bu 3 rakipten bir tanesi? Ben Urfa'yı tercih ederim. İşte tam da Urfa'da kendini tercih edilmesi için 2 maçtan... Bir maç kazandı. Tuzla bıraktı Urfa'ya maçı. Ne yapacaksın? 57 yaptı. Sen de içeride Sivas'a ne yapacaksın? Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Matematiksel olarak 2 maç... Allah göstermesin ama 2 maçı Manisa Büyükşehir Belediyespor alamadı. Ben ne diyorum biliyor musun? Karagümrük şampiyon Etimeskut, olur. Etimeskut ve... ben şimdi Manisa Büyükşehir Belediye üzerinde... Yani sen yapıyorsun ya matematik. Sen dedin matematikte de Karagümrük şampiyon olur. Olabilir. Urfa menemedi. Olur, her şey olur hayatta yani. Mukadderat deriz. Yani şimdi matematiksel yani olarak olmaz. Şimdi 2 hafta sonra var. Burada olur hayatta diye böyle şey yani gibi kalabiliriz burada. Yani 4-5 hafta önce yani. De menemene biz bütün maçları mağlubiyet ettirdik burada hep birlikte. Tamam. Biz de acayip bir seri de yakaladık. Bak şimdi Menemen'in oyun anlamındaki Menemen oyun maçı sonrası lider oluyorduk. Bak şimdi burada. Başka bir şey karıştırıyoruz. Oyun anlamındaki oyunuyla bununla yapılan eleştirileri genel totalin içine koyarak bu böyle söylendi diyemeyiz. Şimdi mesela Ufuk abi Menemen'i daha fazla seyrettiği için oyun yapısı, oynadığı oyun itibariyle rakiplerin Menemen yani. Üzerinde evet işte. Menemen üzerinde baskılı oyunu kursa ya önde bu yani. Fethiye bugün oynadığı yani yenecek şeyi, demedim ben. Yenilirse sürpriz olmaz. Örnek söyleyeyim yani. Manisa Büyükşehir Ufuk abinin anlattığından Etimeskut özür dilerim. Fethiye Manisa Büyükşehir Belediyespor'a bu haftada oynadığı oyunu Menemen Belediyespor oynasaydı 5-6 tane atardı Menemen'e. Önde kurduğu oyunla. Ya ama Fethiye bir şey oynamadı. Biz oynattık adamları gözünü. Oyun yapısı itibariyle Menemen'le ilgili. Ben bizim Manisa Büyükşehir oynasa top göremez onlar. Şu son 2 haftada Karagümrük'ün de şampiyon olma ihtimali matematiksel olarak var. Playoff hattının dışında kalabilme ihtimali de Manisa Büyükşehir Belediyespor'un var. 2-2 daha 4. Fenerbahçe yani matematiksel... Süper Lig'de nasıl düşmezse Manisa Büyükşehir Belediyespor da playoff'un altına inmez. Bir şey söyleyemeyeceğim çünkü bu tecrübeler o kadar işim ki. Ben bir şey İzmir'de, konuşmadım, konuşayım mı? Söyleyeceğim abi. İzmir'de Çağatay diye arkadaşımız var. Yine basın mensubu program yaparken. Şimdi Göztepe'de. Çağatay aklıma geldi. Çağatay aklıma geldi söyleyince. Hükümet dışarı Göztepe düşmez diyordu. Sezon başından sonuna kadar sezon sonu Göztepe hükümeti düştü. Ama sen düşürüyordun. Bu sene tutturdun işte. Bizim geçen sene de burada. Geçen sene de biz düşeriz diyordun sen Göztepe olarak. Hayır ben geçen sene bir şey söylemedim. Ben bir şey konuşmadım. Yok bekliyorum abi. Konuşayım. Yok yani. Ben gireceğim. Sen başladın ya bir şey. Oyunla matematiksel. Ben kestim. Ayırt edelim. Ben araya gireceğim. Evet, Coşkun. Güzel oldu. Başım. Topa çıktı orada. Evet. Şimdi ben dedim ki 100 maç oynadım. Yüzünden birisi böyle bitmedi. Hani 100 maç oynadım. Yüzünden biri de böyle oynanmadı. Evet. Onun üzerine de dedim ki bu orta üçlüyle Fethiye'nin orta üçlüsü. Yani her türlü sonucu belli yani o oyunun. Kariyer sonu ölçtü. Yani oradan geldikçe ama şimdi maçın içerisinde hani bir Abdullah Topkar'ımız bile yok olmadı mı? Hani yani bir Abdullah Topkar olsa acaba kanatta ne oluruz diye i̇şte düşünmedik oldu, mi? Oldu bizden dolayı. Düşündük. Tamam düşündük yani. Oraya geldi. Futbolun güzel tarafı da oyun, var. Oyunda sıkıntı var yani. Hep söylediğim şey oyunda sıkıntı var.
Yani şimdi Abdullah Topkara denen adam çizgiye basar, ayağına top ister. Kimse de onun önüne o topu atmaz. Herkes ayağına atar. Birebir de hem çizgiden adam eksiltir, hem içeriden adam eksiltir. Giderken sol ayakla hareketli topu keser. Ama yine sol taraftan giderken o topu içeriye çekip sağ ayağıyla da keser. Bunların hepsini yaptı. Şimdi bu takım böyle bir tercih yapmış. Bir de rahat yaptı. He, çok rahat yaptı. Şimdi Abdullah Topkara böyledir. Ama sen Abdullah Topkara'dan, ya kardeşim bizim bekler çıkacak. Sen gir içeriye deplese ol. Yani bekler çıksın, onlarla alışveriş yap. Orada bir organizasyon yok. Bek arkandan bindirsin falan filan dedim mi? Burada Abdullah Topkara olmaz. Ben Manisa Belediyespor'da bu yılın büyük bölümünde buna benzer bir sıkıntı görüyorum. Yani sıkıntı şu. Takımın oynaması gereken ideal oyun planının çok uzağında oynuyor takım. Ve ben hep diğer takımlardan örnek verirken şöyle örnek veririm. Oyun eğer özelse, oyuncular özel olmasa da oyun kendi özelliklerini cilalar, parlatır, çıkartır. Hiçbir zaman için kariyerinde senin takımına düşünmediğin bir oyuncuyu bile yersin yani. Hatay'da bunun örneğini görüyoruz. Hatay'da bunun örneğini görüyoruz. İstanbulspor'da bunun örneğini gördük. Giresunspor'da son bu sezonla geçen sezonu atalım. Aynı o Giresun'da bu örneği gördük. TFF birincilikten Süper Lig'e çıkan Balıkesirspor'da çok güzel gördük bunun örneğini. Evet. Bizle beraber o sezon. Yani böyle takımlar çok. Şimdi bizim takımın özeli çok. Oynuyor. Oyuncu olarak. Ama basit oyun kaçıyor. Yok. Şimdi bu oyunla Allah'ını seversen bugün birisi gelse bizim takımı izlese oyuncu izlemeye kimi beğenir de bir alt lige, üçüncü lige bırak bizim ligi hangi oyuncuyu beğenir de alır abi. Almaz. E peki bir oyuncu grubunun yani sahadaki 11, bir de 3 daha değiştiriyorsun 14. 14'ün 14'ü de bu seviyede, bu level'da kalır mı? Kalmamalı, kalmaz. Sezon boyu yani çok böyle memnun olduğumuz bir oyuncu var mı? Ya bu kendini aştı. Hani Belediyespor'a gelirken bu 10 üzerinden 7'lik bir oyuncuydu. Bak bizdeki bu oyunla, bu Belediyespor organizasyonuyla parladı. Bu oyuncu 10 üzerinden 8 oldu, 9 oldu. Var mı böyle bir oyuncu arkadaşlar? Bu sezon var mı böyle bir isimlendirme yapacağımız bir oyuncu var mı? Parlatılmadı hiçbiri. Çıkmadı. Yok. Yani kim nerede geldiyse, kim nerede geldiyse oranın altında. Yine söylüyorum yani bir oyuncu olur. 26'da iki oyuncu olur. Üç oyuncu olur. Bilemedin 4 oyuncu olur. Bir takımın hepsi böyle olmaz. O zaman bu takım yanlış oynuyor. Sinan bir standartla oynadı devrası yani. Sinan geçen yıl geldi Hatayspor'u çıkardı. İşte o standarda bakarsan o standardın çok altında. Ama ligin ilk yarısındaki standartına göre bizde de iyi iş yaptı. Yani. Oyun. Oyunda sıkıntı var. Yani eğer Emir oynuyorsa bu takımda, Emir hani böyle topu alıp da adam eksiltip de hani gidip rakip ceza sahasının üstüne gidip de ya da rakip 18'e girip döneni kafayla öyle bir oyuncu mu? Değil. Ne yapıyor geçen yıldan beri Emir? Defansın önünde top sahibi olan bir takımın yani maçın %60'ını %70'ini top sahibi olarak geçirecek bir takımın o top kazanımlarının dönen ribantlarını aldıktan sonra orta sahada organizasyonlu diğer iki orta saha elemanıyla hani adam geçerek değil de paslı olarak alan ilerletebilen ya da iki bekin arkasına buradan Kürşat'ın yaptığını yapıp iki bekin arkasına top atan bir oyuncu. Bunun için ne lazım? Alan lazım. Bunun için ne lazım? Zaman lazım. Bunun için ne lazım? Top lazım. Topun sende kalması lazım. Yani şu keşke işte ölçebilirlikten kastım o. Keşke ölçebilsek de görsek şu oyunda ne kadar top sahibi Belediyespor ne kadar top sahibi Fethiyespor. Ama Emir'deki dezavantaj şu da var. Geçen sene oyunun sertliğini Kürşat yapıyordu. Evet. Bu sene o işte Emir'e kaldığı için biraz bocalıyor çocuk oyunu topu sokmada. Kürşat'ın bir de şöyle bir avantajı vardı. Ters topları çok atardı. Emir de atıyor. Çok rahat atıyor. Emir de atıyor. Ufukan da atıyor. Sertlik kısmını yaptığından yorgun düşüyor top ayağa geldiğinde. İşte şimdi plan yani plan doğru olmayınca hiçbir oyuncunun kendisi kadar olmasını öne çıkartamıyorsun. Yani yanlış anlaşılmasın. Ben Emir'i beğenmediğim için, Emir'i eleştirdiğim için bunu söylemiyorum yani. Emir'in daha iyi şeyleri var. Yani bütün oyuncularda 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bu ligin bence ofansif anlamda en değerli iki beki var. Sayabilir misin başka Mehmet'ten daha ofansif Erhan'dan da. Neden biz bu bekleri geçen yılki gibi ofansif kullanmıyoruz?
Şimdi bu çocukları biz tutuyoruz. Gerçekten tutuyoruz bence. Yani Levent Hoca döneminde de bir tık daha tutmaya çalışıyorduk oyun planı olarak. Kademesini dolduramayız korkusu var anladığım kadarıyla. Şimdi de tutmaya çalışıyoruz. Ama bu çocukları tutmaya da çalışsan iç sahada bir teknik adam tutamıyor zaten. Hani sen diyorsun ya iç sahada dış sahada neden bu konu hani dış sahada birazcık daha rakip takım ne dedin? Kapanıyor. Hiç alakası yok. Dış sahada çıkmıyor çocuklar. Çıkamıyor. O çıkacak kadar top sahibi olmuyorsun. Öyle bir oyun ezberin yok. Top sende kalmıyor. Yani o çocukların çıkması için topun sende kalması lazım makul bir zaman diliminde. Burada tutsan da çıkıyor o çocuklar ve istemesen de... Niye? Oradaki Çin mi farklı abi? Mantelite diyor. Şimdi oradaki mantelite şu iki iç saha maçıyla iki dış saha maçı arasında 90 dakika olarak seyrettiğinde şunu görüyorsun. Burada ister istemez gelen takım büyük bir bölümü topu sana sen istemesen de veriyor. Bu hafta ihtiyacı vardı adam vermedi. Vermediğinde ne olduğunu gördük. Bu vermeyenin orta sahası bu ligin 18 takımının içerisinde kaçıncı sıraya koyarsın? 16. sıraya koyarım. Yani Konya'da olsa Selçuk'un orta sahası daha dinamik, daha hareketli. Ama vermek istemedi ve vermedi. Sen de alamadın. Ama deplasmanda birazcık tribün var, birazcık hakem var, birazcık sertlik var. Birazcık adam ister istemez ön tarafta basıyor. Sen de o top bende kalsın kaygısı yok. Öyle de bir ezberin yok. Ufukan vuruyor, Erman vuruyor, Salih Zafer Kurşunlu vuruyor, Oğuzhan vuruyor, Erhan vuruyor, Mehmet vuruyor. Kaleciler zaten bu yıl neden anlamadım. Ayakla başlangıçları çok kötü bu yıl kalecilerin. Bu maçta bir kere daha gördük. Abdullah vardı. Yani bizim kaleciler deplasmanda bir avut atışı kullanıyorlar. 4 dakika, 5 dakika. Alıyoruz, koyuyoruz. Bir böyle rahat rahat geriliyoruz. 1 dakika diyelim, 4 dakika. Abarttım. Acayip abarttım. Ama gerçekten abartılacak. Majör takım öyle yapmaz. Majör takım hemen gider kaleci alır. Ver der. Alır diker hemen Erhan'a başlar. Hemen Mehmet Yılmaz'a başlar. Kimse bekle başlamıyor deplasmanda. Kimse başlamıyor diye kenardan da bir itiraz yok. Ya neden bekle başlamıyorsun yok. O zaman güzel tabii. Vur, geliyor. Vur, geliyor. Top sende kalmıyor. Ne Emir oluyor, ne Umut oluyor. Ne Onur oluyor. Ne Sami Can oluyor. Bizim bu üçlü, ya Onur... Emir, Umut. Cem, Sami Can, Emir, ya Ali Can, Onur, Cumhur kovalar mı ya? Kovalar mı abi? Kovalamaya çalıştık ama yani bu maçın büyük bölümünde onları kovalamaya çalıştık. Onlar bu üçlüyü kovalamaya çalışsa kovalayabilir mi ya? Kovalayabilir mi? Nefes etmez. Sen hangi... Recep mi çıktı, öbür şey mi çıktı oyuna? Bekler mi çıktı? İkisi de çıkmadı. İkisi de çıkmadı. Yani ideal bir oyun olsa, işte sağ bekte Alper oynamış, sağ önde, sol önde Çağrı oynamış. İşte Umut, hatta Şentürk oynamış. O oynamış. Kendinden akar zaten. Hiçbir şey değişmiyor. Gidin Hatay Spor seyredin abi. O rotasyonları seyredin yani. Gidin İstanbul Spor seyredin. Kimin oynadığının bir oyunu, önemi yok. Ama ortalama bir oyunun yoksa kimin oynadığının tabii çok daha fazla şeyi var. Yani kalan iki maçta da yani amaç bence oyunu değiştirmek yani olmalı. Bizim yani en güçlü yanımız orta saha diyordu. Biz devre arası biraz ayağımıza sıktık gibi oldu. Cem'i oraya monte edelim, Sami Can'ı monte edelim derken Onur, Umut üçlüsün, Ayenki, dinamizmi her şey gitti. Cem'i sonra kanat yapmaya başladık ki Cem'in de duran toplardaki etkinliğinden yararlanmak istiyorlar ama bu kadar bir oyuncuyu zorlama bir şekilde ne kaybettiğimizin farkında monte edersen yani kaybın daha fazla oluyor. Takım içindeki mesaj da daha farklı algılanıyor bence. Yani bildiğimiz dalı kestik devre arasında. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kalan maçlarında başarılar dilerken programımızda tabii süre de daraldığı için Turgut Spor'u ve Manisa Spor'u konuşmak istiyoruz ama çok da vaktimiz kalmadı. Hızlı bir şekilde geçeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u dediğimiz gibi çok da germeden anlatmaya çalışıyoruz ama kalan iki maçta şampiyonluk için çıkılan yolda playoff biletinin de elden gitme ihtimali var mı? Matematiksel olarak var. Buna da dikkat etmesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kalan iki maçta TFF 2. Kırmızı Grup'taki bir sonraki aşamada da playoff bileti cebe konduktan sonra playoff'tan 3. takım olmak ve bir üst lige çıkmak için mücadele edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor. 3. ligde de baktığın zaman Turgut Spor Payaspor'a 2-0 yenilerek bitime 2 hafta kala playoff şansını da yitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta Turgutlu Spor 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Payaspor'a
2-0 yenilerek bitime 2 hafta kala playoff elemelerine katılma şansını da matematiksel olarak kaybetti. Sezon boyunca forma şansı bulamayan ve genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Turgutlu Spor, 73'te Ahmet Baykal ve 90'da Ertaç Bağcı'nın gollerine engel olamayınca Fayat Spor'a yenilmekten kurtulamadı. Bu sonuçla Kırmızı Siyahlılar 43 puanda kalırken ev sahibi ekip puanını 47'ye yükseltti. Turgutlu Spor son 2 haftada Buca Spor ve Serik Belediye Spor'la oynayacak. Evet, Turgut Spor'un bu sezon en azından playoff oynaması umudu vardı içimizde. O da bu maçla sona erdi. Ufuk abi evet. Birinci haftam, ikinci haftam bir maçını izledi. Bu takım dedi olacak gibi olamayacak. Yani tahminlerin açısından Turgutlu'yu %100 tuttum. Nokta atış yaptın. Hedefi 12'den vurdun diyelim. Teşekkür ederiz. Bilmediklerimizi saymayalım değil mi? Onları saydık mı? Aferin spor. Köprü mü olur? Onlar yol kazası. Yol kazası. Evet, 8. sırada 43 puanda kaldı Turgut Spor. Turgut Spor için en büyük hedefimiz playoff'tu bu sezon itibariyle. Ahmet Bulut'un ikinci yarı gelmesiyle toparlanan bir Turgut Spor vardı. Bu süreçte oynayacağı maçlar, aldığı puanlar, topladığı puanlar playoff'a girmesine yetmedi ama Turgut Spor'un şu an gerçek sezon, hedefin içinde aslında. Evet, ilk 10 gerçek hedefti. Gelecek sezon en azından daha kendi saha stadının bitmesiyle birlikte, ki önemli tesisleri var, yetiştiricilik ve bu bölgedeki oyuncuları da değerlendirme anlamında bir şeyler yapabilirse beklentimiz bu yönde Turgut Spor'da. Kazancı büyük olur. Sezon başından beri hep bunu söyledik ama playoff tecrübesinde yaşamasını istiyorduk Turgut Spor'un ama olmadı. Sizin söyleyeceğiniz şeyler varsa hem Turgut Spor için hemen de ardından Manisa Spor'la ilgili birkaç kelime alacağım programı kapatmadan. Buca ile oynayacak, sonra Serik maçı var. Yani kazanmak isteyecektir biraz daha yukarı çıkmak için. Ne kadar yukarıda tamamlarsa, yani gerçek bir hedefin içinde bize göre formalite maçlar oldu ama gerçek hedefi ilk 10 olmalı demiştik bundan birkaç hafta önce de. Turgut Spor bunu yapacak, sonra büyük ihtimalle de olağanüstü kongre kararı gibi bir şeyler olup bir yönetim değişikliğine gidecek. Çünkü orada bir belediye başkanı değişikliği yaşandı. Aslında belki bu bile son dönemde etkili olmuş olabilir. Yani belediye başkanlarının değişmesi, kulüp başkanı değişecek. Ya tabii içeri nasıl yansıdığını bilmiyoruz. Ama Turgut'ta çok da büyük belirsizlik olmaz. Çünkü Turgut Spor her gelen futbolu seviyor ve onu desteklemeye yönelik elinden geleni yapıyor. Futboldan anlayan bir başkanın takımın başına gelmesi yeni sezon için iyi bir artı yazar diye düşünüyorum Turgut Spor adına. İnşallah hani onu devşirme kulüp başkanı gibi belediye başkanının bir hamlesiyle birini oraya atamaktansa Turgut Spor'un o havasını koklayan... Belki de mevcut başkanla devam edilir. O da olabilir. Belki aday gösterilmez kimse. Hakan Sezer güven tazeleyip tekrardan devam eder. Onu tam da bilmiyoruz detayları. Yeni sezona yeni bir yapılanmayla, içeriğindeki değişimle birlikte daha büyük hedeflerle yeni sezona başlamasını bekleyeceğiz artık. Evet. Turgutlu değil ama Manisa sorayım sana hemen. Ben Turgutlu'yla ilgili bir şey söyleyeyim. Söyle. Şimdi yeni bir stat... Muhtemelen önümüzdeki sezon. Çok da güzel bir stat. Evet. Orası bir Turgutlu'ya bir artı motivasyon olabilir. Onu söyleyelim. İkincisi Hakan Başkan görevde kalırsa şöyle bir avantajı olur bence. Neyi yapması gerektiğini, neyi yapmaması gerektiğini bence güzel etti. Bir sezon geçti. Evet. Bence yeni bir başkan arayışından ziyade Hakan Başkan tecrübeyi üzerinden gitmekte fayda var. O anlamda iyi biliyor. Bu yıl U21'ler lig olarak kaldırılıyor. Bu anlamda Süper Lig'in U21'leri gerçekten iyi bir hazine. Yeni stat, alt taraftan yeni yeni umutla yükselmeye çalışan Turgutlu Spor. İşte U21'lerin kapanması bence iyi bir avantaj. İlişkileri iyi. Yani bugüne kadar çok at yapıdan. Liglerin genel kötü ezberinin dışında bir Turgutlu Spor umudum var. İnşallah bunu hayata geçirebilirler. Turgut Spor Akhisar'dan, Manisa Büyükşehir Belediye'den de oyuncu kullanmalı. Evet. Bu bölgenin oyuncularını... Yani yeni bir hikaye yazmaları lazım sportif olarak. Değerlendirmesi gerekiyor. Başka bir şey yapması lazım artık Turgut Spor'un söylediğimizi yapması gerekiyor. Ezberin dışına çıkmak lazım. Manisa Spor, Gökhan sana sorun. Nedir son durumlar, ne oluyor, ne bitiyor? Son maçların son durumları yok. Ben Manisa Spor'la ilgili çok kısa söyleyeceğim. Ekonomik olarak ne kadar zorluk çekildiği ortada. Perşembe günü bu takım stat hoparlörlerinden çıkan küfürlü tezahürat nedeniyle temsilcinin raporu doğrultusunda 13 bin lira ceza yedi. Yani seyirci küfür etmedi. Hoparlörlerden çıkan küfürlü
bu şarkı nedeniyle Kastamonu maçıydı yanılmıyorsam. Ondan dolayı 13 bin lira ceza yedi. Ve bu kulüp ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Ben bu kadar konuyu özetleyeceğim. Taktik spor kamuoyunu. Ben devre arasında rap bir şarkı vardı o herhalde o zaman. Devre arasında müzik yayına yani, giriyor ya. Rap bir şarkı vardı. Ben sözlerini çok anlamadım. Sosyal medyada çok tutan şarkılar var. Abi, bazıları dinlemeden hani bu tarz şeyleri çok tutuyor ya. İşte herkes seviniyor da içine küfür olduğuna dikkat etmiyor. Tamam. Yayına veriyor o mesela. Sonradan fark ediyor. Ben de bir radyoda bunu dikkat çekmiştim arabada giderken. Evet. Resmen küfür var içinde ama evet. Radyoyu kim yayına attıysa yani, mesela fark edilmiyor. Temsilci de rapor ediyor. Yani temsilcinin yabancı dili olması avantaj olmuş demin. Yani bilip bilmemesinden ziyade hiç müzik çalmasa evet. 13 değil yani 3 bin liraya kulübün ihtiyacı olduğu bir dönemde bir bu eksikti. Bu bağlamda baktığımız zaman Manisa'nın maçları bitirmesi bile Manisa için prestijtir. Ama bu dönemde böyle bir cezanı yemesinde şaşkınlıkla karşılıyorum. İlkay da gol attı ilk bu sezon. İlkay 19 yaşında stoper. Manisa Spor formasıyla ilk golünü attı. Onu da tebrik ederim. Onun için de ayrı bir duygu tabii ki. Bu çocukların tecrübe kazanması bu sezon iyi oldu. Olumlu yönlerden, bu yönden bakabiliyoruz şu an için Manisa Spor'a. Ama sezonun bitmesiyle birlikte havanın daha da bozacağını böyle hissediyorum ben nedense. Çok böyle tekrardan bir bahar havası yaşanacağını, hani bir şeylerin yeşereceğini düşünmüyorum. Bu oyuncuların bir an önce de bu ligi tamamlayıp bir an önce yeni sezona başka takımlarda hayallerini kurarak devam edecekler diye öyle düşünüyorum yani. Bir şey söyleyecektin sanki Gökhan. Yok yani bir Manisa Spor'la ilgili hala bir oluşum içinde olanlar var. Bakalım ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Ben pek gerçekçi bulmasam da. Sanayi spor deniyor, başka bir şey deniyor. Ne kadar gerçek, ne kadar doğru tam bilgim olmasa da yani olmuşu varken inat edilmesini de anlamak mümkün değil. Evet. Onunla ilgili ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Genelde şimdi... İzin alarak konuşuyoruz. Fıkra abi niye böyle yaptı ya? Yani... ne istersen söyleyebiliriz. Ortak bir paydada birleşmek lazım. Evet. Bu payda genelde insanların tercihi şu oluyor. Kendileri varsa orada birleşilebilir, sıkıntı yok. Ama kendileri yoksa herkes kendinden bir şey ortak payda olsun derdinde. Yani Manisa'daki sıkıntı bu. Yani yeni arayışlar da işte biz olalım yani. İnsanlar kendileri olmadığında biz olalım yani. Bizim buradan olsun yani. Bizim burada birleşelim. Yani bence çok şey ifade ediyor bu söylediklerini. Birçok kişi de anlıyordur aslında yani. Aslında Manisa Spor'lardan da özür dilerim. Daha detaylı konuşacağız. Manisa Spor'un çok daha detaylı konuşulması, çok daha ince şeyler, çizgiler var çünkü. Onların da açılıp konuşulması gerekiyor ama şu devam eden lig atmosferinde tabii biraz zorlanıyoruz. Hep de süre ayırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama işte bu son 2-3 haftada biraz da geçen hafta da konuştuk ama yeri geldi ve daha detaylı da konuşacağız. Şu lig atmosferi en azından Turgut Spor için, Akhisar Spor için bir sonuçlanmaya da başladı. Daha programlarımız var, burada olacağız. Son olarak ben bir şey ekleyeceğim. Yunus Emre Belediyespor bir yıl aradan sonra bala çıktı. Onu da tebrik ederim. O 19 takımı da şampiyon oldu. Altyapılarda Manisa Spor, Büyükşehir ve Yunus Emre şampiyonluklar yaşadı. Manisa U15, U17 miydi Manisa Spor? Da evet, 17. U19'da da Yunus Emre. Yani bunlar da güzel, en azından altyapıda. Bu 10 takımı da Kuşadası'nda 4. oldu yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Yunus Emre Belediyespor. Altyapıdan gelen bir jenerasyon var Manisa açısından. İnşallah ileride bunlar da değerlendirilir. Önemli olan altyapıdan gelen çocuklarımızın da kulüplerimizde değerlendirmesi. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Hatta açtık. Gelecek hafta yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.